Günaydın sevgili seyirciler. Para gündemden merhaba. Ben Serap Belet, Habertürk yazar Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz. Günaydın Abdurrahman Bey. Günaydın. Bir özetlere bakalım. 16 Temmuz sabahında başlıkta neler var? Onların ardından Ankara'ya gideceğiz bir canlı bağlantıya ve başlıkları değerlendirmeye başlayacağız. Dün 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem İstanbul hem de Ankara'da anma törenlerine katıldı. Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ ile ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Habertürk'ün 15 Temmuz özel yayınına katıldı dün. İktidar ve muhalefet iyi bir sınav verdi. O geceyi doğru yönettiğimizi düşünüyorum dedi Özel. 15 Temmuz için tiyatro benzetmesi yapanlara da tepki gösterdi. Bazıları tiyatro diyor. Adam meclise F-16 ile bomba atıyor. Ölüm korkusu yaşadık ifadelerini kullandı. Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Habertürk'e özel bir röportaj verdi dün akşam. Akar, 3. Dünya Savaşı çıkar mı sorusuna, 3. Dünya Savaşı bir bakıma başladı. Savaş dediğimiz şey 3 aşamadan oluşur. Şu anda hazırlık safhasındayız yanıtını verdi. İzmir'de yağış sırasında 2 kişinin sokaktaki elektrik kaçağı nedeniyle ölümüyle ilgili soruşturma da devam ediyor. 25 şüpheli gözaltında 4 kişi aranıyor. Bilirkişinin ön raporuna göre bir kablo yağmur tahliye mazgalı altına sıkıştı. Kablonun yalıtımı zedelendi. Ölümlere bu bölümdeki arıza neden oldu. Çeşme'de dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale sonucunda 2,5 saat sonra yangın kontrol altına alındı. Ama ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra yaptıkları aramada 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İzmir Valisi Süleyman Elban yangını çıkardıkları suçlamasıyla 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Suriye ile normalleşme süreci gündemde. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin bir soruya yanıt var. Görüşme içeriye bağlı dedi Esad. Suriye'nin çıkarlarına uygun olması halinde görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Temmuz'da Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Esad'a her an bir davette bulunabileceklerini söylemişti. ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK-YPG işgalinde olan Haseke ilindeki üssüne 40 araçlık askeri takviye sevk etti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD askerlerini taşıyan Bradley tipi zırhlı araçların bulunduğu konvoyda mühimmat, prefabrik odalar ve Avenger hava savunma sistemi silahları yüklü araçlarda yer alıyor. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı. Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı. Kulağında bandajla kongreye katıldı Trump. Yanında bugün açıkladığı başkan yardımcısı adayı Vance de yer aldı. Kongrede Trump'ın başkan adaylığı da resmen duyuruldu. Birazdan tabii bunun yaşanan bu suikast girişiminin ekonomiye etkilerine de bakacağız, konuşacağız. Önce Ankara'ya gidelim. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu hafta sonunda Afyonkarahisar'daki kampı takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu ve erken seçim tartışmalarına ilişkin de değerlendirme yaptı. Mahir Kılıç'a dönelim şimdi, Habertürk editörü Mahir karşımda. Günaydın Mahir. Neler söyledi Dervişoğlu? Erken seçim sorusuna ne yanıt verdi? Serap Belet, bizler de günaydın diyerek yayınımıza başlayalım. Müsavat Dervişoğlu erken seçim tartışmalarına ilişkin aslında gerçekçi olmak lazım. Türkiye bir yıl içerisinde 3 defa seçim gerçekleştirdi. 3 defa seçim sandık başına gitti ve vatandaşta artık bir bıkkınlık hali var ifadelerini kullandı. Ve ancak sorunların çözümü için demokrasinin yolunu milletin önüne sandığı koymaktan geçtiğini ifade etti. Söz konusu erken seçim tartışmalarını ise spekülatif bulduğunu ifade etti. Müsavat Dervişoğlu yaptığı açıklamada bugün konuş 2,5 yıl sonra seçim yapılmasını öngörüyorlar. Erken seçim dediğinizde, istediğinizde onu hemen gündeme getirmek lazım ifadelerini kullandı. 2,5 yıl ifadesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e aitti. Cumhurbaşkanı seçimden 5 yılına seçiliyor Cumhurbaşkanı. 2,5 yıl geçtikten sonra, yani tam ortasında Türkiye'nin bir erken seçime gitmesi gerektiğini ifade etmişti Özgür Özel. Geçtiğimiz haftalarda siyasette en çok konuşan, tartışılan başlıklardan bir tanesiydi. İsim vermeden aslında ona gönderme yaptı Dervişoğlu ve bu tartışmaları spekülatif buldu. İfade etti. Erken seçim istediğinizde onu hemen gündeme getirip gerçekleştirmek lazım ifadelerini kullandı. Kendisine partisindeki milletvekili istifalarını da sorduk. Bu istifaların partiyi etkilemediğini ifade etti Müsavat Dervişoğlu ve kendisinin gelenekçi bir kişi olduğunu, partiden ayrılanlara
kal ya da gitme şeklinde bir yaklaşım göstermediğini ifade etti. Ancak İYİ Parti içerisinde sanki sürekli bir tartışma, bir gerilim varmış gibi bir algı yaratıldığını ifade etti Erbişoğlu. Tabii başka bir takım hesapları, idealleri olan insanlar olabilir. İstifaların bizi etkilemediğini, istifalardan partinin geleceğine dair bir endişe, mahal olmadığını tespit ettik arkadaşımızla birlikte dedi. Ve şöyle dikkat çekici bir cümle kurdu. Sorumlulukların icablarını yerine getirmeyen, o sorumluluğu taşımayan insanlar çıkarsa bunların istifalarını ben isterim dedi, onlara fırsat vermeden. Olası istifalar sorulduğunda bu yanıtı verdi. Sorumluluğun gereklerini yerine getirmeyenlerden kendisinin bizzat istifalarını isteyebileceğini ifade etti. Tabii isim sordu kendisine, isim vermek istemedi Dervişoğlu. Ancak dikkat çeken bir isim var İYİ Parti'de. Son dönemde özellikle İstanbul Milletvekili Burak Akburak, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e oldukça yakın bir isim. Kendisi son dönemde grup toplantılarına katılmıyor. Afyon'daki kampa da katılmadı. Müsavat vermiş oldu. Kampa katılmadığı halde herhangi bir mazeret göstermediğini, kendisiyle bir bilgi paylaşımı yapmadığını belirtti. Son dönemdeki grup toplantılarına da katılmadığını söyledi ve Burak Akburak'la görüşmek üzere arkadaşlarını görevlendireceğini ifade etti. Kritik bir cümlesi vardı. İstifaların partiyi etkilemediği yönünde. Bu noktada Koray Aydın ismini sorduk bizler de kendisine. Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti'den istifa eden son isimdi. İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden ve kurucu teşkilat başkanıydı. Bu noktada özel bir konum var. Bunu sorduk kendisine. Müsavat Dervişoğlu da Koray Aydın'ın istifasını diğer istifalardan ayırdığını ifade etti. Onun istifasına üzülmediğimi söyleyemem. Ben Koray Bey şunu yap, bunu yap, şöyle yap diyecek bir durumda değilim. Bizim onunla başka bir hukukumuz var dedi ve istifa noktasında kendisini vazgeçirmek ya da yönlendirmek noktasında herhangi bir adım atmadığını ifade etti ve artık meclisin de kapanmasıyla birlikte tüm milletvekillerin seçim bölgelerine giderek daha aktif bir performans sergileyeceğini ifade etti. Kendisinin de yapılan anketlerde, araştırmalarda en az tanınan siyasi parti lideri olduğunu belirtti ve bunun bir dezavantaj olmadığını, ancak bundan sonra daha fazla sahada yer alacağını ifade etti. Evet, iki günlük İYİ Parti kampının özetleri bunlardı diyelim ve söz tekrar size bırakalım Serap. Evet, Mahir Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Gelelim diğer gündem başlıklarına, elbette ağırlıklı olarak ekonomiye. Piyasa ekranımız açık. Habertürk ekonomi yazarı Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz. 11.064, 11.000'ü geçti borsa öncelikle. Geçen hafta 10.700, 10.800'lerdeydi. Yine yüksek başladı. Dolar 33 liranın üzerinde 33.04. Euro 36'nın üzerinde 36.01. Euro dolar paritesi 1.08. Bakalım faiz, Brent petrol sonrasında altında durum ne? Faiz 40.68. Altının onsu 2.400'ün üzerinde 2.429 dolar. Brent petrolün varili 84.46, orada düşüş var. ABD ham petrol 81.41. Gram altın fiyatlarına bakalım, tam altında ne oldu durum? 2600'e doğru gidiyor gram altın, 2581. Geçen hafta bugün 2510 civarındaydı. Çeyrek altın 4220 lira oldu. Yarım altın 8441 lira oldu. Tam altında 16827. Hem bu verileri sorarak başlayayım Abdurrahman Yıldırım'a, hem de bunlarda tabii Trump'a suikastin etkisine, sadece bu ölçekte değil, işte Bitcoin ile ilgili veriler var, başka veriler var, değerlendirmesi ne olur? Bizdeki borsa, İşte döviz altındaki bu yükseliş yine dışarıdaki gelişmelerle paralel mi? Yani bazıları paralel. Mesela altın. Ama döviz kuru paralel değil. Çünkü gelişmekte olan ülke paraları dolara karşı değer kaybediyor. Özellikle Trump'a suikastle beraber. Buna karşılık evet, Türk lirası da değer kaybediyor sayılabilir yani. Türk lirası güçlü diyecektim ama son birkaç gündür biraz, hakikaten biraz hareketlendi. Dolar, euro'da ama bence var. Tamamen kontrollü bir hareket yani bizdeki. Dolayısıyla belki hakikaten bu carry trade dediğimiz işte yabancı sermaye akımlarının girişi ve çok yüksek karlar elde etmesiyle ilgili o konudaki eleştirilere bir yanıt olarak arada bir şaşırtma olacak yani. Bitcoin verisini arkadaşlarım ekrana getirdiler. Onu da söyleyelim. Trump'a suikast girişiminin ardından ekrandaydı. Hemen verebilir miyiz Bitcoin ile de, yönetmenimden rica edeyim. Bir önceki veriyi lütfen. Az önce onu okuyordum. Evet.
62 binmiş suikast girişiminin ardından 62 bin dolar, 64 bin doların üzerine çıkmış suikastin ardından. Kripto paralara yönelik olumlu açıklamalar yapıyormuş Trump. Başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığı beklentisi üzerine de Bitcoin'in fiyatı artmış. Başkanlık seçiminin için sizce bu nasıl etkiledi suikast? Seçim yapılmadan bitti. Sizce? Seçimi bence Trump aldı. Yani başkan yardımcısını da belirledi. İşte bu başkan yardımcısı da yaşı genç, kendisini frenleyebilecek, frenleyecek bir figür ve imaj şimdiye kadar çizmedi. Hı hı. Tam aksine Trump'ın biraz genç hali diyebiliriz. 40 yaşında çünkü. Hı. Ve de askerlikten gelme. Aynı şekilde İsrail ve Yahudi dostu Trump gibi. Dolayısıyla Trump'ın iktidara gelmesi döneminde herhalde İsrail iyice Amerikan korumasında ve giderek ne diyeyim şımaracak gibi görünüyor. Ve istediklerini de alacak. Hı hı. Bu anlamda savaşı da sürdürmek isteyebilir yıl sonuna kadar. Çünkü Trump geldikten sonra istediğini yapabilecek. Şu anda kısmen frenli gidiyor. Yani seçilen demeyeyim de başkan yardımcısı kişi tam olarak Trump'ın politikalarını dengelemediği gaz verecek bir tipte. Çünkü hem genç, Trump'ın genç hali. Mesela siyaset atılmadan önce de Trump hakkında söyledikleri tam Trump'ın diline uygun. Ne demişti? Vallahi Trump için şey Amerika'nın Hitler'i tanımını demiş. Kullanmış. Sonra siyasete girerken tam Trump'ın politikası yani Trump'ı savunarak girmiş. Hı hı. Dolayısıyla da Cumhuriyetçi Parti'den senatör olmuş. Şimdi de başkan yardımcısı. Evet. Hı hı. Ve de öyle anlaşılıyor ki yani Amerikan ekonomi çevrelerine ya da işte ailelerine, aktörlerine falan çok da danışılmadan alınmış bir karar. Hı hı. Yani genelde başkan yardımcıları başkanın biraz sınırları dışında başkana biraz alternatif birisi evet. olur. Yani başkan yaşlıysa genç olur. Başkan hı hı. sertse o yumuşak olur vesaire. Bir denge unsuru olur. Burada evet. öyle olmayacak. Burada yerine. Denge unsuru falan gözetilmemiş. Sadece Trump kendi istediğini seçmiş. O sınıflara da danışmamış. Etkili Amerikan üst düzey sınıflarına danışmamış. Bu da Trump'ın kendine güvenini ve gücünü gösteriyor. Zaten işte başkan yardımcısının açıkladığı şey de partinin kurultayında kendisinin hı hı. resmen aday ilan edildiği toplantı. Ve de işte kulağa bantlı geliyor toplantıya. Zaten o kadar çelik yelek var üzerinde o korumuş. Çünkü ceketindeki o işte kurşun deliği. Bir yandan da grafikleri yapılmış Amerikan basınında. Siz de görmüşsünüzdür. Başını biraz şöyle çevirdiğinde işte kafatasından o kurşunun gireceği böyle çevirdiği için kulağından bir parçayı götürerek böyle bir de şey gibi oldu cumhuriyetçilerin gözünde. Hatta Trump'ın kendi ifadeleriyle beni Allah korudu. Hani böyle neredeyse aziz ilan edileceği de bir seçim evet, öncesinde yani bir atmosfer hakikaten oldu. Çok tesadüf diyelim hani kurtulmuş. Hakikaten bir hı-hı. anda böyle evet, şeye bakınca. Evet şöyle hafif başını bükünce. Bir de tabii şeyin belki işte tek başına bu işi yapmış olmanın getirdiği acemilik mi diyelim. Kullanılan mermi biraz şey kalibresi düşük. Hı-hı. Yani bir insana deyince o insanın belli şeyini parçalayabilecek şeyler kullanıyorlar bu tür suikast şeylerinde. Yani bu delip geçmiş kulağa. Yani delip geçmekle kalmayabilirdi. Dolayısıyla kalibresi düşük bir şey. Hı hı. Çünkü daha önce Kennedy olayında da baktık hakikaten ortada. Yani parçalayıp yok ediyor şey mermi. Dokunduğu yeri. Yani anladım. Öyle kulağa değmekle olmuyor. Dolayısıyla burada hakikaten kalibresi düşük bir mermi kullanılmış. Dolayısıyla soru işareti bu da. Yani suikast mı değil mi ama suikast. Evet, suikast olmuş. Ve de uyarılara rağmen yani tüfekli birisi işte dama çıktığı şeklinde
uyarılara rağmen güvenlik önlemleri alınmamış nedense. Yani yakalanmamış ya da. Ateşi de yapmış yani. Tam hedeften de öldürmek amacı. Çünkü kafadan ateş yapıyor. Evet. Ve tesadüfen hakikaten Trump kurtulmuş oluyor. Ama ondan ziyade diyelim ki olabilir, böyle bir olay oldu. Çünkü Amerika'da sık sık da oluyor yani. 7 tane böyle şey var. 7 değil, 14 tane suikast var Amerikan başkanlarına. İşte ölü 4 tane başkan öldürüldü. Yani Amerika'nın sık sık yapmış olduğu bir şey bu. Oluyor Amerika'da. Silahlı bir toplum. Yani cep telefonundan daha fazla silah sayısı var. Ve büyük çoğunluğu kayıtlı. Ve de kullanıyorlar bu silahları. İşte okul baskınları, başka olaylar ya da polisin silah kullanımındaki cüreti bin bir şekliyle de bunun zaten sonuçlarını şimdi görüyoruz ondan orada. Ondan ziyade Trump'ı seçimi garantileyen şeyi bence o vurulma anından sonra yere kapanma ve o sırada kalktıktan sonra yumruğunu havaya kaldırması ve Amerikan bayrağının yukarıda olması. Ve yumruk havada savaş. Neyle savaş? Terörle savaş, bilmem neyle savaş. Evet, yani evet. Dolayısıyla mücadele. Jeff Bezos, Elon Musk hep onu övdüler. O duruşunu orada işte çok soğukkanlıydı vesaire diye. İşte sonrasında korumalar onu alıp getirmek istiyor. Çünkü güvenlik zaafı olduğu ortaya çıktı. Yani ikinci bir hareket olabilir, bomba atılabilir vesaire. Ama durun diyor yani. O kameralara yansımış o şeyler, evet, sesler. Durun. Yani ondan sonra yumruk havada savaş şey yani o planlanmış bir şey değil. Ani refleks. Dolayısıyla da bu refleks hakikaten tam bir Amerikan, istenen Amerikan başkanı şeyine uyuyor. Yani iyi bir, cesaretli bir birisi. Ve zor anlarda evet, şu fotoğraf işte doğru, etrafında herkes evet, sarmışken evet. Oradan yumruğunu kaldırarak. Bu muhtemelen şu fotoğraf Amerika'da heykel yapılacaktır. Mutlaka bir yerlere dikilecek bunun heykeli. Bu. Seçimin simgesi de bu. Dolayısıyla evet. Şimdi karşısına hangi şey çıkarsa çıksın mağlup çıkacak. Yani muhtemelen Biden yani bu Trump'ın suikaste uğraması, başarısız olması suikastın ve suikaste karşı Trump'ın vermiş olduğu refleks Biden'ı adaylıktan edecek. Yani, seçime gitmeden daha adaylıktan değildi. Başka bir aday mı çıkaracak? Başka bir aday çıkartacak. Çünkü Amerika'nın hakim sınıfı yani ya da toplumun yarısı yenilgiyi baştan kabul etmek istemez. Şimdi çok net bir şekilde Trump geliyor. Ve televizyon tartışması da gösterdi ki hakikaten orada zaten bir tartışma zaaf açıldı. Evet. Bir zaaf var. Dolayısıyla bunu baştan kabullemek istemez. Mutlaka Biden'ı değiştireceklerdir. Biden istemiyor. İstiyor tabii. Öyle de yani değiştirecek birini bulamıyorlar sanki. Yok, bulurlar. Bulurlar. Yani çünkü mevcut adayla alabilecekleri bir yol yok. Bitti. Ondan elde edebilecekleri bir kazanç yok. Umut kesildi. Dolayısıyla bağışlar da kesilir. Baskı da artar. Mutlaka bence, yani mutlaka demeyeyim de tahminim. Tahminim Biden hakikaten kendi isteğiyle diyecek ki ben ayrılıyorum ya da parti zorla ayıracak. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde, haftalarda bu olacak ve yerine yine %50 ihtimalle Kamala Harris ya da başka birisini getirecekler aday olarak. Onun yaratacağı bir heyecan ve kabarma olur ama seçimi kazanması son derece zor. Şimdi bugün de zaten elbette böyle bir suikastin ekonomiye yansıması olmamasını beklemek mümkün değil. Zaten son derece doğal da bunun böyle bir zincirleme etkisi ne olur? Önümüzdeki seçime kadar biraz daha piyasalar iniş çıkışını seyreder, bize bir, etkileri evet, üzerinden iniş çıkışlı soruyorum. Olur, oynaklık mutlaka olur. Dolarda bir artış zaten, yani dolarda aslında düşüş vardı. Düşüşün sebebi açıklanan ekonomik verilerle Fed'in faizleri indireceğinin kesinleşmesi. Evet. Hatta bu sene 2 faiz indirimine gideceği. Bunu cuma günü de konuşmuştuk. Bu doların değerini düşürücü etki yapıyor idi. İşte 105 civarından dolar endeksi şeye gelmişti. 104'e inmişti. Hatta 103'leri gördü. Ama bu doların düşüşünü durdurucu etki yaptı. Daha sonra artırıcı etkisi de olacak.
Buna paralel bir şekilde aslında gelişmekte olan ülke paraları da değer yitirir dolara karşı. Yine doların değer artışı ihtimalinin ortaya çıkması ya da doların yeterince düşmeyeceğinin anlaşılması. Çünkü doların faizi düşürülecek. Faizi düşen bir para birimi de değer yitirir. Bu yani dolar da olsa böyle oluyor. Evet. Dolayısıyla burada şeye de yansıdı. Varlık fiyatlarına, varlık fiyatlarında da en çok işte emtialara, petrole, petrol fiyatlarındaki düşüşün büyük kısmı dolar düşüşünden. Altını düşürücü yönde normalde etki yapar ama altını yükseltici yönde diğer etkiler de söz konusu. Ama tabii asıl büyük şey Bitcoin ya da kripto varlıklarda. Çünkü Trump son derece sıcak bakıyor kripto varlıklara. Kendisi de tasarruflarının bir bölümünü yine kripto varlıklarla değerlendiriyor. Bunu daha önce açıklamıştı. Dolayısıyla da yani Bitcoin, siz az önce söylediniz ama Cuma günü mesela Bitcoin 58 bin dolar civarındaydı. Ya bugün 64 bin dolara dayanmış, yaklaşık %10 artış. Evet. Yani bu tür etkileri olacak. Bir de şey, Amerikan faizleri üzerinde de bir etkisi olacak. Çünkü her cumhuriyetçi iktidar daha çok harcama yapıyor. Bütçe açıkları artıyor. Trump'ın açıklamış olduğu politikalar da zaten bunu gösteriyor. Yani harcayacak. Dolayısıyla tam gaz devam edecek. Peki. Harcamalara. Bu aynı zamanda Amerikan ekonomisini kısmen kapalı hale getireceğinden dolayı önce Amerika diyor yatırımları Amerika'ya çekiyor. İşte Çin ile ilişkileri gelip oradan belki mal almamaya başlayacak. Bu gümrük vergileriyle ancak olur. Vergi koyacak şeylere. Dolayısıyla içeride Amerika'da pahalılık demek bu. Fiyat artışları demek. Bir de harcamaya eklediğiniz zaman bütçe açıkları demek. Dolayısıyla bu borçlanma demek. Mevcut Amerikan tahvillerinin değerini düşürecek yapar. Yani faizini artırıcı yönde ek yapar. Ama bir yandan da Fed faiz indirmeye hazırlandığı için o da faizi düşürücü yönde. Böyle bir çarpışma var. Ama sonuçta bir tanesi galip çıkacak. Yani ciddi gelişmeler var. Bu bütün dünyanın önemli varlık şirlerini etkiler. Evet. Özellikle de bu şey mesela silah konusunda şeydir. Silahla ilgili şirketler değer kazanır. Petrolle ilgili şeyler değer kazanır. Çevreyle ve yeşil ekonomiye geçişle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili bütün varlıklar değer kaybeder. Çünkü adam zaten şeye inanmıyor. Yani evet, küresel ısınma olduğuna inanmıyor. Yaklaşım ve öyle. O tür politikalara hiç kaynak ayırmayacak. Peki gelelim içeriye. Bugün gözler kabine toplantısında saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan'la toplanıyor. Çünkü yani birçok önemli başlık var ama en tepede emekli maaşlarına ilişkin düzenleme var. AK Parti Grup Başkanı Güler dün çalışmanın tamamlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bütçe karşılığının sürdürülebilirliği önemli. Geçmiş dönemdeki uygulama neyse aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Yani buradan kasıt zamla dahi 10 bin lirayı geçemeyen emekli maaşlarını nasıl 10 bine tamamlıyorlar? Belli bir yere tamamlayacaklar ama ne kadara tamamlayacaklar o merak ediliyor. Buna ilişkin de Türkiye Gazetesi'nden bir haber var. Maaşların yani düzenlemenin bu aya da yetişmeyeceği yönünde. Yani muhtemelen Ağustos ayında ikisi bir arada yani toplu ödeme şeklinde yapılacak. En düşük emekli maaşı na yönelik olduğu söyleniyor bu arada. Yani diğer emeklilere yansır mı yansımaz mı sizle konuşup yine sorarım ama sanki sadece en düşük emekli maaşıyla sınırlı gibi bugün öğreneceğiz. SSK Bağkur emeklileri %24,73 zam alacak. İşte neredeyse 25. Kök maaşı 8 bin lira ve altı olanlara 10 bin lira ödenecek. Kanun çıktıktan sonra bu fark yani Temmuz'un farkı bugün artık karar kaça bağlanması yönünde çıkarsa Ağustos'ta verilecekmiş. Sizin öngörünüzle 11 binden de 12 binden de 12.500'den de hiçbiri de aslında tabii tatmin edici rakamlar değil ama bir nebze iyileştirme bekliyor insanlar hiç olmazsa. Sizin beklentiniz nedir? Vallahi benim beklentim yani aslında yüksek diyeceğim ama şimdi yapılan bu ayarlama da yaklaşık %25 artış anlamına geliyor. En düşük
maaşlardan gidersek. Dolayısıyla yani böyle yetinilebilir. Yani 12 bin mi olur artık? Yani ortalama şey. Yani onun üzerinde olabilir. Bütçeye getireceği yük yaklaşık 2 milyar dolar. Yani bir yılda. Sadece en düşük emekli maaşının 12.5'te getirilmesi mi? Sınırlı bir şeyi kapsıyor ve zararlı bence. Yani hakikaten bunu anlatmaları da çok güç. Yani ben de anlamakta zorluk çekiyorum. Hazineden verildiği için bu şey. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nda kaynak yok. Kaynak hazineden gidiyor. Dolayısıyla bu sanki en düşük maaş alan emeklilere bir katkı gibi bir şey. Kök maaşa da yapılan bir artış değil. Evet. Dolayısıyla en düşükleri yukarı çıkartıyorsunuz ama biraz yukarıda olanları eşitliyorsunuz. Tabii. Yani dolayısıyla en çok düşük maaş alanların sayısı burada belki 2-3 katına çıkacak. Yani 1.7 milyon öyle bir sayı var. Evet. O zaman yani bu 5 milyona çıkacak. 5 milyon kişi en düşük maaş alacak. Yani zaten toplam 16 milyon emekli var. Yani böyle bakınca adalet duygusu daha bir zedelenmiş olacak. Şöyle ki yani denilebilir ki devlet verir. Ya devlet yardım etsin. Tamam, bu yardım ayırsın maaşlardan ama. Desin ki ben hakikaten en düşük emeklilere yardım ediyorum. Bu sene yaptım. Gelecek sene de yapabilirim. Yapmam. Ama maaşları bu şekilde ayarlaması haksızlık oluyor, adaletsizlik oluyor. Geçmişte kaç yıl çalışmış, ne kadar prim ödemiş Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Bunlarla ilişkisini kopartıyorsunuz emekli maaşlarını. Yani bu adaletsizlik oluyor. Ayrıca, o zaman herkes bir emekliliği kapmak istiyor önce. Emekli olayım, çekileyim bir kenara, sonra bakayım için yeniden çalışayım. Çalışma döneminde de o prim sadakati değil mi? Onları da etkiliyordur mutlaka. Çünkü bunu da ödesem aynı, bunu da ödesem aynı demiyor yani, mu insanlar? Çünkü büyük, sonunda işte, ki alacağı maaşın ona göre yükseleceği beklentisiyle de bu primler işte yatıyor. Bu kalıcı ve bir şey olursa bu sistem, yani en düşük maaşlıların maaşını sürekli artırma yoluna gidilir ise sonuçta şu olacak. Herkese asgari ücret üzerinden ya da büyük çoğunluğu diyelim özel sektör çalışanları da asgari ücret üzerinden ödenecek şeyler, primler. Herkes göstermelik bir bankadan maaş alacak. Diğer maaşı da kayıt dışı şekilde alacak. Yani bunun yolunu açacaklar. Yani bunu bu çağda yapmak mümkün mü bilmiyorum ama çoğu zaman da görüyoruz. Yani bir hiç derinemeyecek bir şey ortaya konuyor, yapı. Ama o yapı bile zaman içerisinde delinebiliyor. Evet. Dolayısıyla bu da bu yola gidilebilir. Nasıl olsa yani hakikaten işverenle çalışan arasında ya da işte üst düzey yöneticiler arasında böyle bir pazarlık olabilir. Denilebilir ki ya nasıl olsa sen yani emekli olduğun zaman bak alacağın şey şu. Yani asgari ücretten yaparsan alacağın bu. Arada çok fazla fark yok. O farkı ben sana ödeyeyim ama böyle devam edelim. Yani bu yolun açılmaması lazım. Kesinlikle. Yani kim ne kadar katkı yapmışsa Sosyal Güvenlik Kurumu'na o oranda ona maaş almalı. Ona oranlı bir maaş alması lazım. Evet. Ama çok düşük kalmış kalabilir. O zaman ona doğrudan hakikaten hazine yardım etsin. Yani devlet istediği kişiye istediği yardım yapıyor. Dışarıya, dış devletlere de yapıyor. Kendi vatandaşına da gayet iyi yapabilir. Yeter ki şey bozulmasın. Bu 2 milyar dolar dediniz ya, 2 milyar dolarlık yük çok sarsıcı mı? Bütün bu gelirlerle. Değil, sarsıcı değil ama yani son olarak mesela şeyi de duydum. Bu F-16 alışı var Amerika'dan. Onun ödemeleri gelmiş. O da 2 milyar dolar civarında bir rakam. Ama yani maliye şaşırmış gibi böyle bir anda. Çünkü yani geleceğini bilmiyor maliye. Ara taksitlerden bir tanesi. Çünkü ama toplam alıp 16... Yeni alınacak uçaklarla ilgili değil mi? Evet, onun ama taksitleri... Ama onun tamamen sözleşmesi takside bölünecek aşamaya geldi mi?
gelmiş olması lazım ki işte hazine şey maliyenin önüne gelmiş, yani hazinenin önüne gelmiş ödeyin diye, orada bir itiraz var. Yani dolayısıyla şimdi yani orada F-35'lerde 9 milyar dolarımız kaldı orada, oradan düşseler. İnşallah değil düşerler. Değil mi öyle yani, bizim daha yani son süreci bilmiyorum da bir dava i̇şte orada açtık. 9-10 milyar dolar işte gibi bir hakkımızı almak için, yani madem biz bu programdan yok, çıkarıldık. Yok, mahsup etmiyorlar işte yani, o yani, ayrı bu ayrı diyor şimdi. Elbette ayrı, ben şey olarak söylüyorum. Sonuçta belki bir şirket üzerinden bu alışveriş yapılıyor vesaire olabilir ama hakikaten 2 milyar dolar oradan yani daha bu aşamada burada, gelmesine yani şaşırdım. 2500 lira artış yaparlarsa bunun maliyeti, yıllık maliyeti 2 milyar dolar. Hı hı. 6 aylık maliyeti işte 1 milyar dolar. Fazla değil. Aslında 1 milyar dolar katlanabilir. Çünkü yılbaşında zaten ayrıca yeni bir ayarlama evet, yapılacak. Evet. Bir de çok zor bir yıl. 6 ay uygulandığını düşün. Altında ezilmemesi için. Dolayısıyla 2500 lira. Yani tavandan yapabilirler o ortaya konan alternatifler içerisinde. Valla bence herkese yani yapılacaksa en düşük emekli maaşına yapılsın ama seyyanen hepsine yapılmalı. Ama diğerlerini de daha kademeli bir şekilde yani yukarı çıktıkça çok bence zam yapılması oluyor. Lazım. Çok haksızlık oluyor. Vergi paketi de meclise geliyormuş Abdurrahman Rahman Bey. Bugün meclise sunulması bekleniyor taslağın. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da görüşülmesi planlanıyormuş. Yani burada tabii söylenen ekonomi yönetiminin söylediği, adalet güçlendirilecek, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilecek, doğrudan vergilerin payı artırılacak, vergi cezalarının artırılması ve istisnaların kaldırılması yönünde maddeler var. Çok spekülatif tartışmalar oldu. Bir kısmı yalanlandı, hayır böyle değil dendi. Şu an herhalde plan geldiğinde, taslak geldiğinde net tabloyu göreceğiz değil mi, içeriği? Evet ama yani önemli ölçüde o maddeler ayıklandı gibi görünüyor. Çünkü 40 maddelik bir torba yasa sunuluyor. Sadece 12 maddesi vergiyle ilgiliymiş. Yani açıklandığında 40 maddeden sadece 12'si vergiyle evet, ilgili. Bu asgari diyorum. Emekli maaşlarının artışı da buna bu eklenecek, madde, içine girecek. Evet, bunun evet, içerisine girecek. Dolayısıyla gelsin bir görelim, yarın da konuşuruz, nasıl olsa program yapacağız. Ama önemli ölçüde budanmış gibi görünüyor. Yani ilk kamuoyuna sızan ya da sızdırılan o taslak önemli ölçüde budanmış. Dolayısıyla sadece şirketlerle sınırlı bir şey kalmış gibi görünüyor. Hı hı. Ama son halini hakikaten bir görelim, onun üzerinden detaylı konuşuruz. Konuşuruz, evet. Bir de ekmek fiyatları ile ilgili haber var. Şimdi ekmek fiyatlarına zam gelecek, ekmeğe zam gelecek haberi yapıldı. Aslında ekmekte bir rakam açıklanıyor ama fiiliyatta onu biz semt semt, şehir şehir farklı oranlarda görüyoruz, daha önden de zamlanıyor. Her yerde ekmek fiyatının aynı olmadığını biliyoruz. Ama buna ilişkin bir açıklama var. Ekmek, daha doğrusu fırıncılık sektörünün temsilcilerinden Dünya Gazetesi'nin haberi. Gündemimizde zam değil, personel var demişler. Personel olmadığı için, diyor ki temsilciler, personel bulunamadığı için ekmek üretimi durma noktasına gelebilir. Her yerde evet, bir personel bulma sorunu duyuyoruz. Şimdi yani asgari ücret vermek tarlada istiyorlar. Asgari ücret vermek istiyorlar. Ama fırıncılık ağır bir meslek. Yani fırının içerisinde, fırının yanında, tabii, karşısında, o sıcaklıkta gece gündüz çalışılıyor. Doğru. Dolayısıyla ağır işçilik. Ve de oturarak değil, ayakta çalışılıyor. Tabii. Yani ayakta çalışmanın uzun yıllar devam ettiği zaman çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığı biliniyor. Yani başta omurga, doğru, olmak üzere işte, doğru, ayakta bazı şeyler oluyor vesaire. Dolayısıyla ağır işçilik. Bacağında varis olur, belinde ağrı olur vesaire yani, varis, vesaire. Yani topuk dikeni tabii, vesaire tabii, her tabii, türlü şey olur. Oluyor. Yani dolayısıyla ben yaşlı bir fırıncı görmedim fırının başında. Çünkü yaşlanmaya doğru bırakıyorlar. Bırakmak hı-hı, zorunda kalıyorlar. Ağır işçilik dolayısıyla ücretlerinin daha yüksek olması lazım. Yani asgari ücret kurtarmıyor. Ne oluyor yani, biz ekmeğe genelde fiyatını frenliyoruz. Bir, çünkü Türk insanı ekmek yemeden edemiyor. Hı hı. Temel gıda maddesi. Ekonomik tabii. Yıllık da 199 bir şey kilogram, biz yıllık kişi başına tüketim 199 kilogram. Bu onu Birleşmiş Milletler'in rakamı. FAO.
Türkiye'de kişi başı 199 evet. kilogram ekmek dünyada, mi tüketiliyor? Evet evet, dünyada bir numarayız. Öyle mi? Evet. Ekmek tüketiminde, çok kişi başı biliyorum tüketimde. Biliyorum ama dünyada bir olduğumuzu şimdi yok, sizden öğrendim. Yok, uluslararası yani hatta gösterebilirim ya, var galiba. Ya burada o kadar önemli yani, ki tabii bizim, tabii ki ekmek tüketeceğiz ama işte ekmek, yani buna, karbonhidrat, makarna, bununla beslenmek buna ekonomik pide, pide vesaire de dahil yani Ramazan'da düşün yani pide kuyruğu nerede görürsün sen? Ekmek kuyruğunu, pide kuyruğunu orada Türkiye'de tabii, görürsün. Doğru. Yani dolayısıyla şey yani o rakam kesin. Ve de bu kadar çok tüketilen şey ürüne devlet sürekli sübvanse ediyor un olarak. Yaklaşık işte buğday fiyatı uluslararası düzeyde neyse. Yani buğdayı alıyor Toprak Mahsulleri Ofisi. Bunu tüccara satarken yaklaşık maliyetinin yarısına satıyor. Yarısına. Çünkü vatandaş hani işçisi ekmek yesin, o yönden destek oluyor. Dolayısıyla fırıncılar da rahatlıkla hakikaten diyorlar ki yani onu konuşmuyoruz. Ama personeli konuşuyoruz. Yani niye personeli konuşuyorlar? Çünkü hakikaten ağır iş yapıyorlar. O personel de diyor ki yani düşünüyor. Yani bu işi garson olarak yapsam iki katı maaş alacağım. Tabii. Yani... Garson herkes arıyor. Asgari ücret anlamını yani, getirdi şimdi. Asgari ücretle fırında tam zamanlı çalışan birini nasıl çalıştırabilirsiniz? Asgari ücret bir başlangıç seviyesi işi. Yani gelişmiş asgari, ülkelerde %3-6 civarı değil mi asgari ücret alıyor? Siz daha iyi bilirsiniz o rakamları. Gelişmiş, ülke, gelişmiş evet, ülkelerde, yani, Almanya'da, yani, hayır, işte yani, Fransa'da doğru, vesaire. Doğru. O aralıkta yani bizim galiba. Bizim gibi böyle %40'a varan bir çalışan asgari ücret alıyor şeyi yok yani. Tabii. Asgari ücret alma oranında Türkiye hakikaten en üstlerde. Yani bir asgari ücret koyuyoruz. Bir kitapçıdaki üniversite öğrencisi çocuk çalışır mesela, ilk kez işe girmiştir reyonda vesaire. Onlar da asgari yani, ücret evet. gibi. Böyle bir şeydir. Yani fırında gece gündüz alın teri döken ya da başka yerlerde çalışan insanlara buradan ücret verilmeye kalkıldığında, tabii verildiğinde orada o insanları tutmak mümkün değil. Onlar da başka alternatiflere bakmak için, hayatlarını sürdürmek yani için. Yani dolayısıyla şey, burada hani devlet desteği sürüyor ama asgari ücret artırıl bence de yani fırın işçileri daha yüksek almalı diğer işçilerden. Diğer lokanta çalışan benzeri işçilerden daha yüksek almalı. Çünkü ateşin karşısında, sıcaklık içerisinde yani siz bazı modern fabrikalar var tabii. O onları hariç tutuyorum. Ama gördüğümüz mahalle arası fırınlarda hakikaten zor şeyler var. Dolayısıyla kapanan fırınlar da var. Bu da doğru. Fırın sayısı çok. Bu da doğru. Yani küçük fırın ama sayısı çok. Dolayısıyla satışı az. Kapasiteyi tam kullanamıyor. Maliyetleri yüksek. Çünkü fırını söndüremezsin. 24 saat çalışması lazım. Yani söndürdüğün zaman o fırını tekrar tava getirmek, kızdırmak epeyce yakıt gerektiriyor. Bu arada Almanya'da kişi başı yıllık ekmek tüketimi merak ettim. Tabii şu anda sadece sevgili seyirciler internetten Alman baktım. Alman ekmeği var diyorsun. Şeyde 57 kilogrammış. Mesela Fransa evet. ekmeğiyle çok gerçekten de ekmekleri güzel. Çok da dünyaca hani turistik olarak da tanıtıyor ekmeğini. 50 kilogrammış kişi başı. Evet. İngiltere 37 kilogrammış. Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına yılda sadece 17 kilogram ekmek yeniyormuş. Hindistan'da çok az, ilginç, ekmek tüketimi 2 kilogram nasıl olabilir onu da bilmiyorum. Nijerya, Brezilya onlar arkasında. Türkiye'de neredeyse 200 kilogram hakikaten inanılmaz. Evet, 2018'de mesela 150 kilogrammış Türkiye kişi başı ekmek tüketimi. Sizinki daha yeni veridir, üzerinden zaman evet, geçti 6 veri, yıl. Yani. 200 kilogram gerçekten ekmeği çok tüketiyoruz. Çok yani. O ekmeğin Türkiye, yerine daha ekmek, çok protein koyabilmemiz lazım. Daha işte çok başka ekmeği biraz çeşitlendirebiliriz. Yani bu da gelirle ilgili bir şey. Şimdi genelde mesela... Tabii gelirle ilgili bir şey. Ben ekmeği yani, çok seven birisiyim. Ben de çok tüketiyorum. Yani nerede iyi ekmek varsa gidip buluyorum, alıyorum ama sıradan bir şeye kaldığım zaman ya da işte normal şey diyeceğim zaman mesela halk ekmeğin ekmeğini alıyorum. Diğerlerinden daha kaliteli ve daha şey ucuz. Ucuzluğundan dolayı değil, daha kaliteli olduğundan dolayı alıyorum. Şimdi halk ekmekle tabii yarışamıyor özel fırınlar. Çünkü halk ekmek hem çok üretiyor hem arkasında bir kamusal destek var. Ama belki kar marjı da çok sınırlı. Dolayısıyla
ekmeğin kalitesini bozuyorlar. Yani kaliteden ve gramajdan sürekli gidiyor. Bu mayalı ekmek, yani o hazır kuru mayalarla, yaş mayalarla ekmek yapılıyor sadece. Gerçekten mayalı ekmek lüks oldu. Ekşi mayalı ekmeği kaç liradan alıyorsunuz? Yani fırınların ekmek standardı gerçekten ülkemizde giderek iyi ekmek bulamıyorsunuz. Marketlerde falan. Yok, son zamanlarda biraz çoğaldı. O özellikle 100 yılı deviren mayalardan gidip işte yerinden alıp butik, evet. Ama butik, onu günlük alabilir. İşte 5-10 ekmek işte, alan insan o butik ekşi mayalı ekmekten alabilir mümkün mi? Mümkün değil. İşte Karadeniz ekmeği, tava ekmeği satan fırınlar neyse. İstanbul'da mesela biz bayağı bir yaşadığımız semtte bir ara hiç dedik ki bu nasıl bir ekmek? Ekmek ben 1,5 yıl falan ekmeğimi kendim yaptım böyle. Çünkü düzgün bir etrafımızda ekmek yapan yoktu. Hepsi böyle hani işte standart ama yarım günde bayatlayan ekmekler. Ekmek standardı gerçekten. Evet evet. Yani katkı maddeleri kullanılıyor. Çok beyaz un kullanılıyor. Halbuki yanlış şeyler. Yani en çok tüketilen maddeyle çok az katkı vererek aslında toplumun daha sağlıklı beslenmesini sağlayabiliriz. Evet. Yani madem bu katkıyı veriyoruz, hani niye mesela etli ekmek olmasın? Yani var etli ekmek. Hı hı. Kastamonu'nun etli ekmeği var. Konya'nın etli ekmeği var. Ama bunlar pide şeklinde. Ama o eti normal bir ekmeğin içerisine de koyabilirsin. Hı, kıymayı ya da. İlginç. Yani kavrulmuş hı, et. Koy ekmeğin içerisine bir sıra diz gitsin. Yani o sandviç gibi bir şey olur. Şimdi bu yani sabah haber alıp, vardı bizde Habertürk'te işte Almanya artık ekonomiyi biz nasıl birim olarak ekmekten ölçüyoruz enflasyonu. Onlar da dönerden ölçüyormuş. Yani döner o kadar yani ne kadar insanlar ne kadar fast food olarak döner alabiliyorlar üzerinden. Bizde de ekmek üzerinden ölçüyoruz ama yani 200 kilogram ekmek. Yine %80 civarında son bir yılda artışı vardı. Yani hı, bu şeye rağmen un sübvansiyonuna rağmen yani en azından enflasyonu çok üzerine geçmedi. Yani sınırlı bir artışla bu yüksek enflasyon dönemini geçirdik. Ama burada hakikaten ekmek Türkiye'de ticarete konu olmaması gereken bir şey gibi görünüyor. Evet. Kamusal bir hizmet gibi çok cüzi bir karla yetineceksiniz. Şimdi bizim bu asgari ücret, konuştuğumuz emekli aylığı, işte bunların seviyesi insanların ekmeğin yanına koyacağı diğer gıdaları sofrada yiyeceklerinin çeşitlenmesini artıracak. O gramajı düşüren o. Yani et daha çok giriyorsa, tahıl daha çok giriyorsa, işte istediğin sebze çeşitleri eve daha çok giriyorsa karnınızı sadece ekmekle doyurmaya çalışmıyorsunuz. Çocukların beslenmesine hep ekmek arası, ekmek arasıyla vermeme şansınız oluyor. O yüzden ekmek verileri gerçekten ekonomiyi sadece geleneksel beslenme yöntemi değil de ekonomideki durumu da ortaya koyan önemli bir veri. Buradan konuta geçelim mi? Geçelim. Konut sektöründeki beklenti anketi varmış. Konut der yöneticilerinin %63,6'sı konut üretiminin aynı kalacağını düşünüyormuş. %36,4'ü de düşüş bekliyor. Konut fiyatlarında artış bekleyenler konut derdi. Oran %36,4. Değişim beklemeyenler yani burada kalır diyenler %50 olarak hesaplanmış. Kredili satışların artmasını bekleyen sektör temsilcilerin oranı %50, azalmasını bekleyenler %36. Daha kredili satışların artması beklenir ama herhalde bu yıl için beklenmiyordur kredili satışın artması. Yani düşüşün durması lazım artık. Çünkü %50'lere varan oranda kredili satışlar oldu 2013 yılında mesela. Hı hı. Ondan sonra yavaş yavaş böyle değişerek yıldan yıla azalmaya başladı. Ama son olarak %5'lere indik aylık bazda. Hı hı. %5 yani. %5 krediyle alınıyor. Bu çok düşük. Yani çoğunluğunun yani %70-80'inin böyle olması lazım. Ama işte faiz düşmeden şu ama anki faiz politikasıyla işte, nasıl olacak bu? Faiz politikasıyla değil de bu enflasyon politika yani enflasyon asıl. Hı hı. Enflasyon hem maliyetleri artırıyor, hem ileriye yönelik öngörü yapmayı zorlaştırıyor. Ya üretirsem, üretenler açısından, üretirsem satabilecek miyim? Hangi maliyette üreteceğim? Hı hı. Ve konut bittiği zaman satışımı hangi fiyattan kime yapabileceğim? O zamanki ekonomik ortam ne olacak 2 sene sonra, 3 sene sonra? Hı hı. Bunu tam kestiremiyorlar yüksek enflasyon ortamında. Ya da yüksek enflasyonun devam edeceğini varsayıyor. Bu sefer de rakam çok yukarılara gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla imtina ediyorlar. Yüksek enflasyon ortamında zaten faiz de yüksek.
Bu faizden kredi kullanırsan bunun altından kalkamaz zaten kredi kullanan. Sanırım 5 milyon lira yüksek bir rakam belki kredi için ama 5 milyon lira 18 olarak ödüyorsunuz şu anki. Ya İstanbul'da 5,5 milyon lira olmuş ortalama bir konutun satışı. Hı-hı. Yani fiyatı 5,5 milyon lira. Yani 5 milyon lira dediğin bir konut İstanbul'da alamıyorsun. Alamıyoruz. Yani. Ya ama kredi olarak düşününce işte 5 milyon lirayı kim alıp ödeyebilir 18 ödeyemez. Milyon lira olarak? O yani, yüzden işte mümkün değil ki banka işte verse. Dolayısıyla dahi. Yani %40 faizlerle konut alınamaz. İnsanlar gelirin üçte biriyle kredi ödeyerek ev aldılar. Biz de kaç yıl önce de yani 13-14 yıl önce evimizi alırken 0,77 idi konut kredisi. İşte ancak ve gelirimizin işte bir bölümünü ayırabiliyorduk. Şimdi aynı evi almak için aynı yıl vadeyle çıkan taksit bambaşka. Yani 100 bin lira için hesaplanan maliyet 50 bin lira. Yani 1 milyon lira için hesaplanan aylık maliyet geri ödeme şeyi 50 bin lira. Yani 1 milyon. Evet, 1 milyona hiçbir şey alamıyorsun. 5 milyon kullandığını varsay yani 250 bin lira ödemen lazım ayda. Hı. Taksit. 250 bin lira ödemen için haneye bir yaklaşık 500 bin liranın girmesi lazım. Yani böyle bir şey, yani 500 bin lira bir haneye giriyorsa o hane o zaman evini şey de alabilir. Yani siz kredisiz de alabilir. Geçen hafta sizle konuşmuştuk hani 2025 enflasyonu için yani önümüzdeki yaz işte %20-25'lere düşerse diye öngörülene göre. O zaman da faizlerle ilgili konut kredisi için yeni bir şey ortaya çıkar herhalde. Evet çıkar ama şeyden yani asıl şey konutta canlandırıcı şey hakikaten %12'lere, %15'lere düşmesi. Enflasyonu. Yani aylık ödeyeceğim faiz %1 civarında. Tabii. %1'in üzerine taşmayacak. %1'in altında olacak hatta. O zaman cazip oluyor. Hı-hı. Dolayısıyla o zamana hazırlık için önceden hareket edenler de olabilir. Enflasyon düşer ise bu hakikaten faizleri de beraberinde düşürür. O faiz düşüşüne de güven duyulur. Yani düşük kalmaya devam edecek. Hı hı. O zaman konut üretimi de artar. Konut almaya niyetlenenler de çoğalır. Ve imkanlar da artmaya başlar. Onun dezavantajı kredi da bu sefer de konut fiyatları o zaman da çıkacak. İşte o zaman da konut fiyatları evde 7 milyon çıkacak olacak. Da yani o zamana kadar biraz ucuzlaması lazım. Biraz zaman geçmesi lazım. Yani bu konut fiyatları hala yüksek, çok yüksek. Artmıyor ama. Hı hı. Yani sınırlı artıyor konut fiyatları. Dolayısıyla bu şekilde yani enflasyonun aşağıya düşmesi, konut fiyatlarının iyice oturması. Ondan sonra da o şey üzerinden yeni konut üretimi ve yeni konut satışlarının açılması lazım. Burada devletin aslında yine bu kentsel dönüşümü hızlandıracak formülleri bulması lazım, yolları bulması lazım, kredileri, dış kaynağı bulması lazım. Yani dış kaynak niye gerekli? Hem uzun vadeli hem maliyeti düşük oluyor bu şeyde. Dolayısıyla dışarıdan bir finansman bularak hakikaten bu kentsel dönüşümü yönetebilmesi lazım. Yoksa binalar hakikaten ben İstanbul'un değişik semtlerini arada bir hani sadece gezmek amacıyla gezmiyorum. Giriyorum, çıkıyorum, şey diyorum, görüyorum yani. Binalar kendi kendine geçen çürük. Hafta yani ev çöktü. Kendi kendine çöktü. İnsanlar içinden Allah'tan en alt kat çöktü. Bahçeli evlerde çıktılar. Bir de düşünün yani. Evinizde uyurken çıkıyorsunuz. Öylece de yıktılar içinde her şeyleriyle. Düşünün. Bütün içeri girip şeylerini bile alamadılar. Ufak tefek çok yani çok tehlikeli diye. Her şeyiniz bir anda gözünüzün içinde 3-4 saate yıkılıp hafriyatı kaldırılıyor. Yani İstanbul'da durup dururken oluyor bunlar. Bir yandan da ama tabii inşaat, yani deprem bölgesinin inşa edilmesi çok önemli ve acil. Çalışan, iş makinesi operatörü, ustası, sıvacısı, elektrikçisi, tesisatçısı. Bir de buna yetişmek lazım. Bir de işi layığıyla yapacak anda, usta. O kadar karmaşık bir konu şu ki. Şu anda yok zaten. Yani deprem bölgesinde çalışıyorlar. Dolayısıyla oralarda da inşaat işçiliği çok bir yani epeyce yüksek. Yani 2000-2500-3000 liraları duyuyoruz günlük. Hı hı. Dolayısıyla yani buralara da pek kalmıyor aslında. Evet. Dolayısıyla bir eleman sıkıntısı sorunu ya da çalışanlarda işte gerçekten layığıyla işi yapmayan çalışanlarda bu, sektörde bir biraz şey. Çalışıyor. Yani doğru yani maaş alamayan geliyor orada işte yaptığı işe şey karıştırıyor. Kalitesini bozuyor. Yapmıyor.
düzgün yapmıyor. Ha, maaş alamayan dışında ben şey dedim, yani yeni yeni insanlar yarım yetişmiş, gerçekten bu işte ustalaşmamış insanlar da sektörde çalışıyor. Bu sefer onların ürettiği işin standardı da o demiri bağlamak, küçük gibi görünen şeyler işte deprem i̇şte bölgesinde yaşadık. Demiri bağlamazsan gider yani. Betonu sulamak, hani o standart günlük işler, o disipline edinmemiş insanlar çalıştığında ufak tefek gelen o ayrıntılar, yapılan iş projesi vesairesi, demiri diyelim ki ölçüldü ama çıkan sonucu korkunç bir şekilde etkiliyor. Kesinlikle. Yani o yüzden de orada dolayısıyla hani bir anda çalışan, böyle Türkiye'yi şantiyeye de çeviremiyorsunuz. Yani böyle bir işçi bulamazsınız. Evet. Usta bulamazsınız. Dolayısıyla şey. Evet. Bir araçları da konuşalım mı son? Konuşalım. 3-4 dakikamız kaldı. İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor. Haziranda da devam etmiş. Ekonomi gazetesindeki habere göre arabam.com Haziran ayında reel fiyatların %1,8 gerilediğini açıklamış ikinci el araçlarda. Ve yine Babaay mı okunuyor bu konuda? Fiyat endeksi Babaay galiba. Sonuçlarına göre ikinci el satışlarda satış fiyatları Haziran ayında %3,5 düşmüş ikinci elde. Daha şimdi, da düşecek mi sizce? Düşecek. Öyle mi? Şimdi Haziran'da düştüğüne göre Haziran hakikaten genel olarak tatile çıkış, Anadolu'ya yayılma ayıdır. Araç satılmaz. Alınır. Tabii. Araç alınır. Yani ikinci el vesaire aracını alır, gider tatiline. Sonbaharda da satışa koyar. Yani satışların en yoğun olduğu ay Ekim, Kasım, Aralık. Şimdi dolayısıyla bir de birinci el fiyatlarında araçların artmıyor. Çünkü araçların %70'i ithal. Döviz kuru yerinde sayıyor. Bir o de, zaman bir ithal... de kampanyayla erittiler şu güvenlik paketi gelmeden. Daha önceden saklanmış olan araçlar var. Garajlarda, şurada, burada. O araçlar da piyasaya çıkıyor. Çıktı. Bazı kişiler almış 2-3 tane, 4 tane araba kullanmamış. 0 kilometre. Duruyor. Tasarruf amacıyla almış. Kazanmak amacıyla almış. Onlar da piyasaya çıkıyor. Hem bu satış bolluğu hem paranın faizinin işte biraz yükselmiş olması insanları araba alımından alıp koyuyor. Ayrıca araba satışını da artırıyor. Yani bir an önce o stokta bulunan araçlar satış, tasarruf amacıyla alınmış araçlar satışa konuyor ve satmak istiyorlar. Çünkü zaman ilerledikçe birinci el fiyatı artmadığı için, yani dünya fiyatları belli. %1, %2, %3 bu şekilde değişiyor. Siz doları da aşağı yukarı yatay seyrettirirseniz ithal otomobillerin fiyatı artmamış oluyor. Yani o zaman birinci el fiyatlar artmayınca ikinci eli nasıl artacak? Yani ikinci eli düşüyor doğal olarak. Yani düşmeye devam edecek. Normalleşiyor diyebiliriz otomobil fiyatları. Yani çok çok yüksek fiyatlardan normal fiyatlara doğru gidiyoruz. Sağlıklı bir gelişim. Evet, kesinlikle. Aynı şeyi konutlarda da isteriz. Yani konutlar da hakikaten normalleşsin. İnsanların alım gücüne uygun hale gelsin. Yani yoksa işte alım gücüne uygun hale gelmezse konut da üretemez. O sektör de büyüyemez. İşte otomobil de satamazsın. Yani o duruma gelmiştik. Dolayısıyla şimdi çözülüyor. Piyasa kendi içerisinde çözülüyor, normalleşiyor. Peki, süremizi de doldurduk böylece. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu saati noktalıyoruz. Para gündemde saat başında görüşmek üzere. Para gündem devam ediyor. Başkent'e gideceğiz şimdi. Çünkü emeklinin gözü kulağı tamamlandığı açıklanan çalışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün sunulacağı açıklanmıştı. Bugün de artık net bir açıklama yapılması bekleniyor. Buse Gençtürk'e dönelim hemen. Ne zaman öğreneceğiz emekli maaşlarına ilişkin yeni düzenlemeyi Buse? Serap Belet, bugün artık en düşük emekli aylığına ilişkin rakamın kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Hatırlatalım, Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerine %24,73 ve memur emeklilerine %19,31'lik bir zam yapılmıştı. Ancak zama rağmen yaklaşık 2 milyona yakın emeklinin maaşları 10 bin liranın altında kalmıştı. Bu AK Parti kurmayları ve ekonomi yönetimi de aslında bu emeklilerin aylıklarının yükseltilmesi için bu
bundan yararlanamayan yaklaşık 2 milyon emeklinin için bir çalışma yürütüyordu. Bu çalışma tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Eritaş zam çalışması için geçen hafta bir araya geldi. Bir etki analizleri ele alındı. Bütçeye nasıl bir yansıması olacak? Rakamlar tek tek masaya yatırıldı ve bazı rakamların ortaya çıkmasıyla beraber çalışmanın sonuçları dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Kök aylığa zam yapılmayacak edindiğimiz bilgiye göre ve hazine desteği verilecek. Çalışmada 11.500, 12.000 lira ve 12.500 rakamları üzerinde duruldu. 3 rakam üzerinde. Ana eğilim ise en düşük emekli aylığının 12.000 liraya artırılması, 12.000'e tamamlanması yönünde. En düşük emekli aylığı 12.000 lira yükseltildiği takdirde ise bütçeye maliyeti 60 milyar lira olacak ve 3 rakam ortaya çıkacağı maliyet de dün artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu ve bugün meclise sunulacak vergi paketine en düşük emekli aylığın artırılması yönelik düzenleme eklendi ve bugün saat 12'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir açıklama yapacak, kameralar karşısına geçecek ve vergi paketini, bununla beraber en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi, yani rakamı kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Ve neler olacak vergi paketinde başka? Hemen onları da aktaralım. Vergide sadeleştirme ve vergide adalete yönelik bir düzenleme yapılacak. 40 maddelik teklifle beraber asgari kurumlar vergisi getirilecek çok uluslu şirketlere yönelik olarak ve yine asgari gelir vergisi getirilecek. Çok kazanandan çok, az kazanandansa az vergi alınması planlanıyor teklifle beraber. Bir diğer merak edilen unsur sahasının düzenleme ise yurt dışı çıkış harcı olmuştu. Buna ilişkin 3.000 lira ya da 4.000 lira yükseltileceği noktasında haberler çıkmıştı. Ancak 3.000 ya da 4.000 rakamının gündemde olmadığı ve bugün daha makul bir seviyede yurt dışı çıkış harcının yükseltileceği yönünde edindiğimiz bilgiler yine vergi paketinde olacak düzenlemeler arasında olmasını bekliyoruz. Başkasının postundan ödeme yapılması ya da başkasının IBAN'ının kullanılması, buna yönelik de bir cezai yaptırım getirilecek. Para cezasının yanı sıra çeşitli usulsüzlük cezalarını artıran hükümlerin de yine bugün sunulacak teklifte yer almasını bekliyoruz. Ve bir başka düzenleme ise vergi cezalarının artırılması noktasında olacak. Bu düzenleme sunulacak ancak bununla sınırlı kalmayacak. Yeni yasama döneminde Ekim ayında meclisin açılmasıyla beraber geri kalan düzenlemelerin de, daha kapsamlı vergi paketlerinin de sunulmasını öngörüyoruz. Artık bugün gözler saat 12'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yapacağı açıklamada olacak. Biz de o açıklamayı yerinde takip edeceğiz. Çok teşekkürler Buse Gençtürk. 12'deki açıklama merakla bekleniyor. Vergi düzenlemesi de geliyor ayrıca komisyona. O da önemli. Şimdi konuklarımla tüm sıcak gündemi konuşacağız. Yazar Elfin Tatoroğlu uzaktan konuğum. Elfin Hanım günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Gazeteci Gürkan Zengin de yanımda. Hoş geldiniz, siz de merhaba. Günaydın. İstanbul stüdyomuzdayız. Yani dün 15 Temmuz'du. Habertürk'te çok önemli röportajlar vardı. Oradan çıkan mesajları da soracağım size. Esad'ın Türkiye'ye ilişkin açıklaması var. Yani bize uygun şartlar diyor. Ne demek istiyor onu soracağız. Hulusi Akar dün akşam eski savunma bakanı Habertürk'teydi. Mehmet Akif'in konuğuydu. 3. Dünya Savaşı açıklaması var. 15 Temmuz'a ilişkin önemli açıklaması var. Hepsini soracağım ama sıcağı sıcağına 2 saat sonra emekli maaşları ile ilgili açıklama gelecek. Ardından vergi paketi de merakla bekleniyor. Onu sorarak başlamak isterim. Sizle başlayayım Elfin Hanım. Sizin beklentiniz nedir bu öğle saatinde AK Parti Grup Başkanı açıklayacak Güler. Ne bekliyorsunuz yeni düzenlemeden? Yapılan açıklamalar doğrultusunda herhalde az bir zam olacak, yani 12 bin lira civarında en düşük maaşın olduğu bir öyle bir beklentim var. Zaten bu düşünülseydi, yani böyle bir 2 milyon insanın en azından 10.000 TL'de kalacağı emekli maaşının daha evvel daha yüksek bir zam yapılırdı. Burada konfederasyonların, sendikaların açıklamasının da çok dikkate alınmadığını da görüyoruz. Aynı şekilde muhalefetin de. Yani en düşük emekli maaşının en azından asgari ücret. Yani asgari ücret zaten hani 17 bin lira çok
önemli bir rakam değil günümüz enflasyon şartları altında. Onu dahi o noktaya getirememiş olmak emekli maaşını, emeklileri yine çok uzun süre bir yokluğa maalesef ya da mecburi çalışmaya yaşı kaç olursa olsun sevk edecektir. Bu kadar yüksek enflasyon altında 10 bin lira maaş demek haftalık 2500 lira demek. Yani 2500 liraya zaten günü zor geçiriyorsunuz çoğu zaman aile olduğunuz vakit. Bu geçim mümkün değil bu şartlar altında. Bunun muhakkak bir çaresi yolu bulunmalı halkı ezmeden. Şimdi bir yandan da vergi paketi çıkacak. Yani vergi paketiyle birlikte yükün halkın sırtına mı biniyor? Yoksa daha ziyade geliri yüksek kesimden mi bu vergiler alınacak? Onu da daha net göreceğiz tabii. Böyle bir adaletsizliğe yol açmamasını temenni ederim. Yani bugün açıklanacak kararın. Kök aylığa bir zam yapılmayacak. Hazine desteği verilecek bu arada. Evet, oradan desteği. Da işte ne kadar bir yük getiriyor onunla ilgili de bir sunum yapıldığı söylendi. İşte 11 bin olursa, 12 bin olursa, 12 500 olursa nasıl olur diye. Gürkan Zengin sizce ne çıkar ve tabii... Yani ana soru tatmin edici olur mu? Tatmin edici yani olmuyor konuşulan, ama bir nebze merhem olur mu? Vallahi merhem bile olacak gibi görünmüyor. Hı hı. Yani konuşulan rakamlar işte 2000 liranın üzerine çıkmayacağı anlaşılıyor. Onu anlamış vaziyetteyiz yani. 2000 lira civarında bir şey konuşulacak. Ben de Elfin Hanım gibi. Yani adaletsizlik bu memleketin hüküm süren yaygın uygulaması. Özellikle ekonomide ve vergide adaletsizlik. Şimdi vergi paketiyle birlikte düşündüğümüz zaman ne olacak diye bekliyoruz. Vergi paketinden de büyük kitleler açısından iyi haberler gelmiyor doğrusunu isterseniz. Yani geçen gün Habertürk'te yaptığı açıklamada Mehmet Şimşek ne demişti? İşte 1 milyon 100 bin kurumlar vergisi mükellefi var. Evet. Ve biz bunlardan 454 bininden, evet 454 bininden vergi almıyoruz, alamıyoruz, vermiyorlar. Biz kar etmedik diye vergi matrahı göstermiyorlar diyor. Şimdi 1 milyon 100 binin yarısından, yarım milyon şirketten vergi alamadığını itiraf eden bir hükümet, ondan sonra emeklilere 2000 lira verebilir miyim, veremez miyim? Verseniz ne olacak? Elfin Hanım da anlattı. Ne kadar bir hayatın ne kadar etkileyecek bir miktar ki zaten konuştuğunuz. Evet, çok sayıda insan var. 16 milyon emekli var. Zaten onların da tamamına değil, belli bir miktarına yapılması planlanıyor. Ama yani olacak iş değil. Hem enflasyonu %100'ün gerçek rakamıyla söylüyorum. Üzerine koyacaksınız. Yanlış politikalarla. Ondan sonra da yükü, bari yükü adil bir biçimde paylaştırın. Hı hı. Orada da diyor ki ben 454 bin vergi mükellefinden, kurumlar vergisi mükellefinden vergi alamıyorum. Kimden alıyorsun? İşçi, memur, emekli. Bundan alıyorum. Niye alamıyorsunuz şirket sahiplerinden, malı mülkü olan şirket yani? Bir şekilde esnaf öyle ya da böyle iş adamları yansıtabiliyorlar bu yüksek enflasyonu. Ama sabit gelirlilerin hiçbir şansı yok. Yani en adaletsiz vergi enflasyon ve herkesten alınan bir şey değil. Herkesi yıkan bir şey değil. Sadece sabit gelirlileri, maaş alıyorsanız işçi, memur, emekli, sabit bir maaş alıyorsanız enflasyon %10 bile olsa paranızın değeri %10 kayboluyor. %100 olunca, hadi resmi rakam %71 olunca da böyle kayboluyor. Bunu dağıtacaksınız. Adil bir şekilde dağıtacaksınız. Vergi paketine ilk gelen bilgilerde işte bunu da yani işte servet bildirimi getirmek. Türkiye'nin geçmiş yıllardaki uygulamalarında ama var. Için. Ama içinden bunu çıkarttılar bir takım baskı gruplarıyla. Hiç hangi gruplar? Herhalde emekli grupları değil. Başında bile yoktu. Mehmet Bey kusura bakmasın. Hı-hı. Hep büyük iş adamlarıyla görüşüyor. Hiç sendikalarla, memur sendikalarıyla, işçi sendikalarıyla ya da meslek örgütleriyle, emekli örgütleriyle falan hiç oturup konuştuğunu görmedik. Hep büyük Yüksek İstişare Konseyi, işte sanayiciler, şunlar bunlar. Yani böyle bir bu millet yük taşımaya alışık bir millettir ama bu kadar adaletsizlik de artık sürgü devam etmemeli yani. Evet yani bir de hakikaten 2000 yani. Lira yani 10 bin lira da öyle. Bugün artık dışarı çıktığınızda adım atamıyorsunuz. Yani kendi uygulamaları zaten bakın emeklilerin en düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerindeydi. Çok üzerindeydi bir de 2002'de bunlar iktidara geldiklerinde. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Asgari ücrete göre 1,6 yani 1,5 katıydı evet, yaklaşık evet. Asgari ücretin en düşük emekli hala maaşı. Bakın. 2013, 2010, oralarda 2013 bile. Oralarda bile. Sonra giderek düşüyor. Şimdi 0,6'sı asgari ücret. Yani asgari ücret 17 bin lira işte. Bir de en düşük emekli aylığı bir de diğer kademelerdekiler tabii araya açıyordu. Ortalaması zaten işte 12 ila 13-14 bin lira emekli maaşı. 10 milyonu 10 bin lirayı alan 3-3,5 milyon var ama
16 milyon emeklinin ortalama geliri de zaten 12-13 milyon. Zaten o geri kalan 12-13 milyon emekli bu durumdan da çok rahatsız. Sadece en düşük emekli aile üzerine konuşulmasından. Evet, sanki onlarınki 25-30'muş gibi konuşuluyor değil mi böyle? Onlar da 1000 lira, 2000 lira fazla. Bundan sonra bile başka insanların da sürekli yani kayıt dışı olarak en düşükten asgari göstermek işte orada vergi onun olmaması için de önemli. Yani elbette. Bu konudaki sadakatin olması için de önemli. İnsanlar inanacaklar ki ben yüksek ödediğimde sonunda da farklı alıyorum emeklilik standartı. Bir de öyle bir adaletsizlik var. Farklı oluyor. Buna inanacak ki çalışma döneminde de bu tıkır tıkır uygun bir şekilde 20 yıl, 30 yıl işlesin. En yüksek dilimden vergisini ödemiş, tabii. Kesintisini ödemiş. Tabii. Ama en alttakiler çok az kaldılar diye sürekli oraya veriliyor ve yukarıya verilmiyor. Aşağıda eşitliyorlar yani. Hı hı. Yukarıya doğru eşitlesek, ben yukarıya doğru devam... Hayır. Tablo böyle yani. İktidar diyor ki ama bir de deprem oldu, bir de ekonomik şartlar. Yani bunun bir de bütçeye maliyeti var. Bunu aşarsak altından nasıl kalkarız? Tatmin edici buluyor musunuz bunu? Yani reel durumu anlatıyor olabilir ama bunun müsebbibi kim? Hangi politikalarla bizi buraya getirdiniz? Artı eşit dağıtıyor musunuz? Yani bakın işte bizim programda, buradaki programda Mahfi Bey ne anlattı? 1960'ta servet bildirimi vardı. Yollarda gördüğümüz o arabalar, o marka lüks arabalar... İşte yatlar, katlar falan görüyorsun bunları. Adam vergisini vermiyor. Geçen gün Mehmet Bey bir açıklama daha yaptı. Ayda 5 milyon lira harcayan 800 kişiyi bulduk. Şimdilik. Bir baktık ki vergi mükellefi değiller. Ayda 5 milyon harcıyor adam. 5 milyon lira harcıyor. Ayda. Bu bakanın tweet'i. 800 kişi. Biz biliyoruz ki o 800 kişi değil. Belki 8 bin kişi değil, 80 bin kişi değil. Var bunlar yani. Bugüne kadar 22 yıllık hükümetten bahsediyoruz. Niye üzerlerine gitmediniz? Niye bu kişileri arayıp bulmadınız? Ekonomi politikalarını da bir kenara bıraktım. Bu Türkiye'nin ezel ebed problemleri zaten. Adaletsizlik, vergide, servette, şurada burada. 60'larda getirilen servet bildirimini, yani gelirle harcama arasındaki farkı bir kez daha getirsinler. İşte nereden buldun yasası? Niye getirmiyorlar? Adı adalet olan, kalkınma olan bir parti buyursun 22 yıl getirsin bunu. Sorun ne yani? Adamın geliri var. Harcamasına bakıyorsun, geliri görünmüyor. Yapın mı? En azından bu dönem yapın. Bakın büyük kitlelerin, milyonların mağdur edildiği, inim inim inlediği bir dönemde deyin ki arkadaş tamam deniz bitti. Artık papuç bağlı, herkes yükü paylaşacak. Deprem de var, şu da var, bu da var. Dolayısıyla böyle bir politikaya yönelebilir. Bu aslında oylarındaki düşüşü de durdurup AK Parti ile ilgili yeni bir değerlendirmenin zemini de olabilir. Ama pek o şeyde değiller yani. O sayfalarda değiller gördüğüm kadarıyla. Şimdi yurt dışı çıkış harcı var. Paketin ayrıntılarını da bilmiyoruz. İşte evet. Kurumlara vergiyle ilgili, asgari kurumlar vergisi, diğer çalışmalar var. Hepsini öğreneceğiz. En çok da konuşulan konulardan biri olmuştu yurt dışı çıkış harcı. Ve bunun konuşulduğu oranda öyle 3000 liralar, 1500 liralar seviyesinde olmayacağı söylenmişti. Bugün Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde de, meclise geldiğinde de bunları öğreneceğiz. Bu konuda sizin de son eklemek istediğiniz var mı? Elfin Hanım, Gürkan Bey'in söyledikleri üzerine oradan diğer başlıklara geçelim istiyorum. Buyurun. Serap Hanım, son olarak şunu söyleyeyim. Yani bu emeklilerin durumu, aldıkları emekli maaşı bu şekilde devam ederse, eğer ki enflasyon altında ezilmeye devam ederse, zamanla insanlarda şu kanaat oluşacak. Yani Türkiye'de artık emekli olunca bir maaştan ziyade bir harçlık, bir ödenek, evet. Belirli miktar bir para ödeniyor algısı oluşmaya başlayacak ve o çalışırken 20-25 yıl çalışırken ödediği yüksek primleri zamanla belki biz değil ama bizim çocuklarımızın kuşağı ödemek istemeyecek. Yani bu emeklilikten faydalanmak istemeyecek noktaya gelecek. Yani bence bu bir kırılma dönemi. Bu özellikle EYT ile başlayan ve şu anda enflasyon altında ezdirilen Türkiye'deki kısmen de SGK'nın artık bitişi ya da çöküşü dönemi diyebiliriz. Ona göre de bence burada yapılacak iyileştirmeler, yani Türkiye'deki emekli sayısı işte 16 milyonsa ona uygun bir şekilde yapılacak iyileştirmeler, aynı zamanda gelecekteki prim ödemelerine ve sosyal sigortaya da bakışı da tabii, etkileyecek tabii, bir süreç. Tabii tabii, kastım buydu. Bence çok önemli. Yani uzun vadeli sonuçları oluyor böyle süreçlerin elbette. Ya, sadece o günün 90, maaşları ile falan ilgili bir şey değil. 91 Ekim seçimlerine giderken Süleyman Demirel'in Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemini çökerten popülist uygulamalar oldu. Aktüerya dengesi diyorlar buna. Sonuçları işte şu an burada konuşuyoruz. Kaç emekli düşüyor meselesi. Mahvoldu i̇şte yani. O gün farklı akut etkileri olan konuyu biz bugün 2024'te işte tam ekonominin göbeğinde konuşuyoruz.
Yani hep onların yansımaları, çok uzun vadede görüyoruz bu sonuçları. AK Parti iktidara gelirken Demirel'in o uygulamalarını eleştire eleştire böyle popülist işler yapmayacağız diye diye geldi ama son dönemdeki seçim ortamında bunlar da popülizme savruldular ve EYT öyle çıktı mesela. Yeni milyonlar öyle eklendi. O neredeyse 1.16'ya düştü bir çalışana. Yani 1.6 çalışana bir emekli. Böyle bir denge yok. Sürdürülemez yani. Dolayısıyla iflas ediyor sosyal güvenlik sistemi. Demirel'in tahribatını 20-30 yıl içinde toparlamaya çalıştı Türkiye. Bir yerlere getirdi. Şimdi EYT üzerinden bir başka tahribat. Şimdi sayıca öyle ama bir yandan da emekli ama eski emekli değil. Yani bir de maaş bağlama oranları, eskiden çalıştığının 10 lira alıyorsan 7 lira maaş alıyordun. Şimdi 10 lira alıyorsan 3 lira maaş alıyorsun. Yani aslında sayıca fazla emekli ama yeküne baktığınızda, alınan maaş oranlarına baktığınızda, gelen yük... Ya o emekli maaşlarına baktığınızda oranda değil bir yandan da. Yani çok boyutlu bir konu bu. Karmakarışık bir konu ama doğru yer neresiyse o zemine oturması gerektiği kesin. Buyurun. Serap Hanım, benzer bir şey aslında vergide de var. Yani vergideki o ters U eğrisi bir yere kadar vergi yükseliyor. Vergiyi bir noktaya, o tepe noktaya kadar alabiliyorsunuz. Ama bir yerden sonra vergi çıkarıyorsunuz fakat almakta, yani o vergi ödemelerini, tahsilatını yapmakta zorlanıyorsunuz ve aşağıya doğru iniyor. Dolayısıyla vergideki adalet bu açıdan da çok önemli. Yani orada artık vergiyi alamaz çünkü zaten enflasyon altında ezilmiş bir topluma şu an bir vergi paketi çıkarıyorsunuz. Eğer ki çok kazanandan çok, hani az kazanandan daha az gibi bir adalet sağlanmaz ise bu sefer hani bugün toplanamayan vergilerin çok daha fazlasının toplanamadığını da görmeye başlayabiliriz. O eğrinin aşağısına doğru inmeye başladıkça. O da öyle bir tehlike içeriyor. Umarım adaletli bir vergi paketi olmuştur. Yani istisnaların olması ya da bizde genel şey o, yani inşaat konuşuyoruz diyelim, hukuk konuşuyoruz. Başka aslında mevzuatlarda, yasal çerçevede Türkiye'de her şey olması gerektiği gibi. Fakat uygulamadaki farklılıklar nedeniyle işte o konudaki zedeleniyor inanç, sadakat, her neyse. Bu sefer herkes... Kültür. Evet, başka bir şeye dönüşüyor. Dediğiniz gibi yani aslında vergi gibi düzenlemelerde tabii ki yeni reformlar, yeni düzenlemeler yapmak gerekse de mevcut olan uygulamalara tam uyulsa bu sorunlar olmayacak ama herkes bir diğerinin nelerden yararlandığını ya da nelerden kaçtığını gözeterek hareket ediyor. O yüzden de ne yazık ki bu konuda bir sadakat, birlik oluşmadığını görüyoruz. Şimdi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Ayrıntılarını da öğreneceğiz. Vergide vergi düzenlemesi neler getiriyor? Önemli çalışmalar bunlar. Belli bir zemine oturması için mutlaka içinde önemli maddeler de var. 12'de de sevgili seyirciler, ekranlarını yeni açanlar için söyleyelim. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekli maaşına ilişkin açıklamayı da canlı yayınla duyuracak. Biz de ekrana getireceğiz. Şimdi dün 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümüydü. Pek çok noktada törenler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem İstanbul'daydı hem Ankara'daydı. Bu konudaki mücadelede inancımız aynı şekilde devam ediyor dedi. Aynı şekilde diridir dedi yaklaşımımız. Hatta şöyle cümlesini bulmak istedim. Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ'yle ve siyasetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yine Habertürk özel yayınında Fevzi Çakır'ın konuğuydu. İktidar ve muhalefet iyi bir sınav verdi. O geceyi dedi doğru yönettiğimizi düşünüyorum dedi. 15 Temmuz gecesi meclisteydi Özgür Özel. Tiyatro benzetmesine de ilişkin bir yanıt verdi. Bazıları tiyatro diyor dedi. Adam meclise F-16 ile bomba atıyor. Ölüm korkusu yaşadık biz ifadelerini kullandı ve bunu eleştirdi. Hulusi Akar eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Akif Ersoy'un konuğuydu akşam. Onun da önemli açıklamaları var. Yani FETÖ dışında 3. Dünya Savaşı'na ilişkin, onu da Esad konusunu konuşacağız, orada da sorarım, açıklamaları var. Gürkan Zengin, sizle başlayayım. Takip ettiniz mi en önemli bölümleri bu açıklamaların? Sizce ne ve neden önemli? Eğer Özgür Bey'in yaptığı açıklamalara, sizin kanalınızda yaptığı açıklamalara atıfla söylüyorsanız, evet, o röportajı da seyrettim. Özgür Bey genel başkan seçildikten sonra daha farklı bir dil kullanmaya başlıyor. Daha farklı bir söylemi var. Kemal Bey'e kıyasla, eski genel başkana kıyasla. Dün de bunun bu çizginin devam ettiğini gördüm. Böyle tiyatroydu, kontrollü darbeydi. O tarz
konuşmalara prim vermedi. Evet. Gayet samimi bir biçimde bunun meclisin bombalandığı, özel harekatçıların katledildiği, şehit edildiği, köprülerin kapatıldığı, savaş uçaklarının, kendi uçaklarımızın bizlere bombaladığı bir basbayağı bir darbe girişimiydi. Dolayısıyla Özgür Bey olanı olduğu gibi anlattı. Artı siyaset açısından da öz eleştirilerde bulundu. Bunu da kendisini de katarak, daha doğrusu CHP'yi de katarak, hükümeti de katarak öz eleştirilerde bulundu ve dedi ki biz sonrasında süreci iyi yönetemedik. Yani o mutabakatı, bu konuyla ilgili olan mutabakatı, yani bu bir darbeydi ama bu darbe konusunda, darbeyle mücadele konusunda, sonrasındaki dönemi, işte o olağanüstü hal uygulamaları dönemiyle ilgili olarak konuyla alakası olmayan kararları da olağanüstü hal yasalarının içine koyarak yapılan hükümet uygulamalarını da eleştirdi. Evet. Ama CHP'yi de kendi içine de katarak nihayetinde bu darbeye darbe demek ve ondan sonra da bu süreci böyle görerek yürümek. İktidar ve muhalefet bloku bu birlikteliği maalesef koruyamadı dedi ve bunu hepimizin bir öz eleştirisi olarak söylüyorum diyebildi. Yani sadece hükümeti eleştirmedi. Muhalefeti de evet hep birlikte bu işi başaramadık. Yani bir ayrışma 15 Temmuz'dan varsa tüm sonra o yeni kapı ruhu vardı ya. O yeni kapı ruhunun devam ettirilememesini iki tarafı da eleştirerek söyledi ve doğru da söyledi. Dolayısıyla önemli konuşmalardı. İşte Tayyip Bey'in, öteki siyasi liderlerin, herkesin verdiği mesajlar da hadisenin önemine uygun şekilde hassasiyetin korunması gerektiği vurgusuyla önemli konuşmalardı. Türkiye'nin halkın devleti ipten aldığı bir geceydi 15 Temmuz. İpten aldığı bir geceydi. Hükümranlık hakları, Türkiye'nin egemenlik hakları bir dinci tarikatın eline geçmek üzereydi. Amerika adına yürütülen bir operasyonun sonucu olarak millet ayağa kalktı ve evet, güvenlik, istihbarat, bütün bu zaafların ayan beyan ortada olduğu bir gece millet kaderine el koydu. Şimdi de atsak diyorum, bir yandan da ikimizi de rahatsız etti. Çok affedersiniz, daha da rahatsız etmesin. Böyleydi. Evet. Millet kaderine el koydu ve devleti ipten aldı, uçurumun kenarından çekip aldı. Umarız bu olay, bu 15 Temmuz darbesine biz bir gecede gelmedik. Evet. Şöyle bir baktığınız zaman, efendim 22 yılda geldik. Hayır, 22 yılda da gelmedik. 70'lerden sonra geldik, 80'lerde geldik, yani 90'larda geldik. Yani Mumcu'nun Türkan'sa, yani geçmişteki tespitler, neler. Ve bu süreç içinde de, yani bu 40-50 yıl içinde de şöyle bir kronolojiye baktığımız zaman, bugünlerde bu sosyal medyada da bu mesajları veriyorum, bu YouTube kanalında falan. Döktüğünüz zaman, olaylar silsilesini döktüğünüz zaman, devletin aslında bu örgütün, bu cemaatin, bu neyse artık FETÖ'nün bugünkü adıyla ne olduğunu, ne işin peşinde olduğunu, ne tür tertiplerin peşinde olduğunu yakaladığı, gördüğü anlar olmuş, zamanlar olmuş. Bu 82'de olmuş, 86'da olmuş, 92'de olmuş, 99'da olmuş. Yani kimi yerde soruları çalarken yakalanmışlar, kimi yerde kura çekiminde hile yaparken yakalanmışlar, kimi yerde hükümet devirmeye çalışırken yakalanmışlar, kimi yerde seks kasetleri, şantaj kasetleriyle yakalanmışlar. Yıllara sari ama hükümetler gelmiş gitmiş. Malum ortalama hükümet ömürleri 16 aydı ve bürokratlar değişmiş gitmiş ama adamlar bir karargah aklıyla devlet içinde, o örgütün liderinin ifadesiyle damarlarında, devletin damarlarında akmaya devam etmişler. Soruşturma geçiren aktörlerini alıp tekrar sistemin içine koymayı bilmişler. Ama bu taraf, hükümet, devlet, o kadar güvenlik, istihbarat kurumu var. Milli Güvenlik Kurulu'ndan tutun Milli İstihbarat Teşkilatı'na kadar, Emniyet İstihbarat Birimlerine kadar. O devamlılığı, o devlet aklını devreye sokarak bir dakika, şu bakanlıkta niye böyle oldu? Şu kura çekiminde niye böyle oldu? Şu generalin ses kasetlerini, ses kasetini veya konuşmasını neyse, özel hayatına ilişkin konuşmaları kim, nasıl, hangi mekanizmayla alıp da yayınlayabildi diye bir bütünlük içinde bakmamış. Birike, ayrıca da siyasette yapılan hatalarla, bu örgütün ekmeğine yağ süren, istemeyerek de olsa işlerle, 27 Nisan bildirileri, kapatma davası kararları, hükümeti bu örgütün kucağına itme hamleleri, bilerek isteyerek değil ama bir siyasi rekabetin yansıması olarak, evet hükümetin de bu örgütle, o zaman bu örgüte böyle bakmıyorlar elbette, bir cemaat olarak bakıyorlar falan, dayanışma ilişkisi içine girmesi, buna mecbur, icbar edilmiş olması bir yerde, bunun şey olmaz, mazereti olmaz ama hepsi birleşiyoruz. Hem polis adli hataları, mahkeme kararları, hem de bu siyasi dengeleri doğru okuyamamanın yansıması olarak biz 15 Temmuz gecesi o felaketi yaşadık. Allah'tan millet, tabii o kadar şehidimiz var, o kadar yaralı var, binlerce. İşte milletin ferasetiyle, yani milletin ferasetiyle bu vartı atlatılabildi. Umarız devlet aklı, partiler, siyaset, Özgür Bey'in bu anlamdaki mesajları önemliydi. Bundan ders alır. Çünkü bu örgütün derdi o parti, bu parti değil. O kendi gündemini yürütüyor.
dışarıyla bağlantılı olarak devleti ele geçirmeye çalışıyor. Bunu artık görsünler. Bu işin iktidarı muhalefeti yok. Bu başka bir şey. Bu mutabık olunması gereken bir alan. Kesinlikle. Toplumdaki o ayrışmanın çözülebilmesi için de bu anlamda bir ortak yerden konunun ele alınması önemli siyasetiyle, iktidarıyla. Elbette. Elfin Hanım, sizin de bir değerlendirmenizi alayım. Biraz daha belki ayrıntılandırırız. Diğer açıklamaları da ardından vereceğim. Buyurun. Tabii öncelikle darbelerin her türlüsünü kınıyorum ve 15 Temmuz akşamı şehit olan bütün vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Burada iktidarla muhalefet arasında bu meseleyle ilgili çok ciddi bir sorumluluk farkı var, yaklaşım farkı var. Evet, her türlü devlette yuvalanmak isteyen paralel devlet yapılanmalarına karşı iktidarı muhalefeti birlikte karşı durmalı. Fakat zamanında karşı durmalı. Yani örneğin 2009'larda, 2010'larda başlayan Ergenekon balyoz döneminde eğer ki iktidar bunları görmüş olsaydı, evet belki bu 50 yıllık bir yapılanma ama darbe yapacak ivmesini Ergenekon balyoz dönemindeki tasfiyeler sayesinde yakalamış bir yapı. Eğer ki o tasfiyeler yapılmamış olsaydı ve Fethullahçı yapılanmanın ordu içerisindeki elemanları yükselmemiş olsaydı, yani bunlar o kadar çok söylendi ki muhalefet tarafından. 2011'de dönemin Genelkurmay Başkanı Işık Koşener kuvvet komutanlarıyla birlikte istifa etti. Yani bu ülkede neler oldu? Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ PKK'lı gizli tanıklarla, Şemdin Sakık gibi gizli tanıklar tarafından verilen beyanlarla yargılandı, hapis yattı. Yani tüm bunlar olurken muhalefetin itirazlarını, söylediklerini dinlemeyen ya da hani bunlara gelen süreçte, hatta yani Ergenekon balyoza gelen süreçte tarikatın devletteki yapılanmasının ne derece bir tehdit olduğunu vurgulayan, az evvel sizin de adını andığınız Türkan Saylanları, Uğur Mumcaları, Hablemitoğulları'nı dinlemeyen, yani adeta onları karşısına konumlandırıp zihniyet olarak bir düşmanlaştırma stratejisi izleyen iktidarla, AK Parti iktidarıyla CHP'yi ve CHP tabanını bir tutamayız. Yani ben bu davaların savcısıyım diyen Ergenekon balyoz döneminde o zamanların genel başkanı Deniz Baykal mücadele ediyordu. Sen avukat mısın demişti. Evet, ben avukatıyım bu davaların demişti. Hatırlayalım yani. O mücadelelerden geçti Türkiye. İşte bu ideolojik yaklaşım. Bakın, bu ideolojik yaklaşım gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı, yani oradaki Atatürkçülerin tasfiye edilmesi Ergenekon balyoz döneminde yerine Fethullahçıların yükselmesinin sağlanması vesaire. Bu ideolojik sakat yaklaşım maalesef böyle sakat sonuçlar doğuruyor. Bu her yerde öyle yani. Suriye'ye yönelik de aynı şekilde geçerli sayabilirsiniz. Kendi ülkenizin içinde de. Bir de bu sakat yaklaşım şöyle devam ediyor. Yani tamam, Fethullahçı FETÖ yapılanması 15 Temmuz'da başarısız oldu. Peki başka tarikat yapılanmaları devlette şu anda yine kadrolaşmak üzere kullanılıyor mu? Şimdi bu sakat bir yaklaşım. Çünkü tarikat ve cemaatlerin alanı dini alanlar. Devletin içerisinde yapılanma değil. Herhangi bir tarikat ve cemaatin içerisinde var olmak, devlette bir göreve gelmek için bir ayrıcalık unsuru olmaya başladığı vakit, işte şu siyasetçi şu tarikatı yakın, bu siyasetçi bu tarikatı yakın, ona gidersen şurada iş bulursun, buraya gidersen burada iş bulursun yaklaşımı sürdükçe, liyakat ikinci plana atırdıkça ve daha önemlisi Atatürk'ün kurucu değerleri işte küçümsendikçe ve laiklik yok sayıldıkça, önemsizleştirildikçe, ki laiklik bizi bu coğrafyada koruyan bir kalkandır. Bunu her zaman söylüyorum. Orta Doğu coğrafyasına baktığınızda etnik ve mezhepsel bin parçaya bölünmüşlük görürsünüz. İşte bu sonuçlar doğar. Yani şunu çok doğru bulmuyorum. Burada hani iktidarla muhalefet sanki eşit, yani aynı sorumluluğa sahip bir elmanın iki yarısı. Ve hani işte muhalefet iktidar üzerine düşeni yaptı, muhalefet yapmadı ya da muhalefet yaptı, iktidar yapmadı yaklaşımı doğru bulmuyorum. Ama Hanım, bir soru sorayım ben. Bir sorusu var size Gürkan Zengin'in. Buyurun. Veya yorumla soru karışık.
Elfin Hanım, bu parti 2002 Kasım'ında iktidara geldi. Ve takdir edersiniz ki Milli Görüş Hareketi ile Fethullahçılık birbirinin hem rakibiydi, hatta neredeyse düşmanıydı. Necmettin Erbakan Fethullah Gülen'den pek haz etmezdi, hiç haz etmezdi, nefret ederdi demiyorum. Nasıl oldu da AK Partililer Fethullah camiasına, cemaatine böylesine bağlı oldular, merbut oldular ve 81 İl Emniyet Müdürü'nün 74'ünü onlara verir hale geldiler? Acaba 3 Kasım 2002'den sonra yaşananlar, mesela 227 Nisan bildirisi, mesela 367 kararı, mesela kapatma davası, yani hukuku eğip bükerek çarpıtarak alınmış o 367 kararı, askerin 27 Nisan bildirisi, Yaşar Büyükanıt'ın kaleme aldığı bizzat 367 bildirisi ve tamamen uyduruk sebeplerle üretilmiş o kapatma davası seçimden %47 ile çıkmış bir hükümetin birkaç ay sonrasında. Bunlar acaba hükümeti köşeye sıkıştıran yüksek yargı ve yüksek bürokrasi hamleleri değil miydi? Ben demiyorum ki bu hamleler gitsin de bu örgütle bu adamlar işbirliği yapsın, bunun meşru zeminidir, ama zeminidir. Bu kararları kim aldı? Bu hamlelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin rolü yok muydu? Tabanları elbette konuşamayız. Tabanları konuşmuyorum, tavanları konuşuyorum. Deniz Baykal döneminin CHP'si bu anlamda yapıcı bir dil kullandı mı? AK Parti iktidara geldikten sonra Avrupa Birliği uyum yasalarını çıkartan parti değil mi? Bir muhafazakar parti olarak zinayı bile Avrupa Birliği yolunda suç olmaktan çıkartan parti değil mi? Bunlara rağmen bu partiye neden darbe yapılmaya kalkıldı? Neden muhtıra yedi bu parti? Neden 367 kararları çıktı? Bu Fethullahçı şer odağına bu partiyi kimler itti? Tayyip Erdoğan'ı denize kim attı da Tayyip Bey gitti yılana sarıldı? Bu soruları da sormak zorundayız. Şimdi tabii zaten genel yorumlar bu yönde. Yani Atatürkçü dediğimiz işte o dönemin askeri vesayetinden kurtulmak için Fethullahçı yapılanmanın vesayetinin kurulmasına izin verdiler. Böyle bir şeyi, bakınız, ben o söylediğiniz kararların önemli bir kısmına zaten karşıyım. Evet, böyle bir askerin siyaset üzerinde de böyle bir vesayeti vardı çok uzun yıllarda. Bunu kırmanın yolu bir başka İşte dinci görünümlü bir vesayete teslimiyet değildi. Bu bunun gerekçesi olamaz. Buna karşı çok uyardı. Yani ikisi arasındaki tehlike eşit ve denk bir tehlike değil yani. Onu söylüyorum. Buna karşı çok uyardılar insanlar. Yani bu Fethullahçı yapılanmaya karşı. Fakat maalesef AK Parti teslim olmuyor. Tam da sizin söylediğiniz gibi yani. Oradan çıkıp, o vesayetten çıkıp başka bir vesayet aldı, ama çok tehlikeli. İşin içinde yani emperyal devletlerin de olduğu bir başka, kolay kolay işin içinden çıkılamayacak bir vesayet altına girmeyi tercih ettiler. Doğru değildi. Yani bu sürecin, ben hala söylediklerinize rağmen, yani evet askerin siyaset üzerinde böyle bir etkisi vardı çok uzun yıllar, doğrudur, ama şu gelen sonuca baktığımızda yine de Ergenekon balyoz dönemlerini, o süreçleri haklı çıkarmıyor. Ya da işte Fethullah yapılanmasının bu derecede devam, hadi diyelim o zamanlar böyle yapıyorlardı, şimdi hala daha birçok tarikat ve cemaat birçok bakanlıkta birçok yerde yapılanmasını sürdürüyor, şimdi neyi tasfiye ediyorlar? Yani sürekli bir gerekçe. Bu AK Parti'nin iktidarda kalmak için kurduğu ittifaklar, yani o dönemde bu yapıyla ittifak kurdu iktidarını güçlü kılmak için. Şimdi başka yapılarla da ittifak kuruyor. Peki Elfin Hanım, burada yani az önce Gürkan Zengin de söyledi, yani toplumda da bu konuda zaten var olan kutuplaşma üzerine bir de bu konuda böyle bir ayrışma var. Farklı yorumlar, üzerine farklı iddialar. Yani 15 Temmuz üzerine işte hep her 15 Temmuz'un yıl dönümünde tekrar tekrar konuşulan. Bu nasıl artık, ya burada nasıl bir mutabakata varılacak? Ne yapılması lazım? Bu böyle yıllarca gitmeyecek tabii. Sizin buna ilişkin yani öneriniz nedir siyasete? Serap Hanım, bakın bu olay olduktan sonra evet yani olay olana kadar CHP tabanı diyorum. Çünkü Silivri kapılarında CHP tabanı mücadele etti. Yani bu yapıya karşı bu mücadeleyi veren taban, evet bu olay olana kadar çok uyardı, olmadı. Sonrasında bakın, en azından sonrasında devlet içerisindeki tarikat ve cemaat ya da herhangi bir gruba, görüşe yakınlığın
bir öncelik olmasını engelleyebilirlerdi. Mesela bu dönem, yani darbe sonrası böyle bir yaklaşım içine girilseydi ve sadece liyakatin devlet atamalarında ön plana çıktığı, işte mülakatlarda insanların başka görüşlerden olduğu için, muhalif olduğu için, Atatürkçü olduğu için ya da her neyse elenmediği, ya da işte iktidara yakın çevrelerden olmanın bir ayrıcalık olmadığı, belirli tarikatlara yakın olmanın belirli bir ayrıcalık olmadığı bir süreç yaşasaydık, o zaman zaten muhalefet destek olmaya, yani bu konularda destek olmaya hazır. Yani partiyi bırakın, tabandan bahsediyorum. Yani çünkü taban yurtsever ve bilinçli bir tabandır, CHP tabanı. Ama görmedi CHP tabanı AK Parti'de bu darbe sonrasını. Aksine bunun adeta bir fırsata dönüştürüldüğünü, evet belki Fethullahçı yapılanma bir şekilde tasfiye edildi vesaire, ama başka ayrıcalıklar, başka imtiyazlar, başka yapılanmaların ortaya çıktığını gözlemledi. Sizin söylediğiniz, hani nasıl buluşabilir muhalefetle iktidar bu noktada? Liyakatle buluşabilir, samimiyetle buluşabilir, herkese eşit yaklaşımla buluşabilir. En başında da liyakatli atamalarla ve belki mülakatın kaldırılmasıyla devletin başvuran, devlete girmek için başvuran gençlere, insanlara, siyasi görüşüne kör bakmasıyla mümkün olabilir. Yani bugün herhangi bir devlet kurulunda geçmiş yıllardaki işte 80'lerin, 90'ların devlet planlama teşkilatındaki gibi bir oda içerisinde bir CHP'li, bir MHP'li, bir AKP'li, bir İYİ Partili, her neyse her partiden bir bürokratın çalışabildiği bir iklimi yakalayabilirsek, işte toplumsal uzlaşı sadece liyakatinden dolayı, ama yani inancından, verdiği partiden dolayı değil, liyakatinden dolayı aynı odada çalışabildiğini görürsek, işte o gün o söylediğiniz birliktelik sağlanmış olur. Sizce? Ben bu 15 Temmuz darbe sonrası AK Parti'nin takındığı tavırlarla ilgili Elfin Hanım'ın bütün söylediklerine katılıyorum. Evet, AK Parti böyle yaptı. Yanlış yaptı, vahim hatalar yaptı. Darbenin ertesinde %55'lere çıkmış bir taban desteği de vardı. Oralardaydı. Bu tarihi fırsatı Türkiye'nin iç konsolidasyonu için kullanmadılar. Hak, hukuk, adalet temelinden uzaklaştılar. Liyakat falan hak getire oldu. Ve bu tarihi fırsatı, bu milli mutabakatı, milli buluşma imkanını heba ettiler. Dolayısıyla benim bu konularda, liyakat konularında, öteki konularda Elfin Hanım'ın bütün söylediklerine katılıyorum. Burada hiç tartışmasız bir durum var ve bu mutabakatın yeniden sağlanması açısından da bunları yapmaları gerekir. Bütün tabanlara, devleti yöneten bütün iktidarlar için gereken bir şeydir. Bütün tabanlara, devletin birliği bütünlüğü anlamında devlet kadrolarının liyakatli insanlarla doldurulması gerektiği konusunda, tarikatlara, şunlara, bunlara, bütün böyle baskı gruplarına, etki gruplarına kör bir devlet olması gerektiği konusunda mutabıkız. Burada tartılacak bir şey yok. Burada da yeni dönemde CHP'nin Kemal Bey'le kıyas kabil olmayacak derecede daha sağlıklı bir zeminde olduğunu düşünüyorum. Hükümetten henüz öyle sağlıklı bir yaklaşım görmüş de değilim şahsen. Yani muhalefetle normalleşme, dün hatta gazeteci Sezat Ergin'le konuşuyorduk. Yani muhalefette normalleşme de buna hizmet eder. Yani burada elbette, normalleşirsek elbette bu konuya yaklaşımda da normal. Ne demek bu, yani sizce nasıl? Muhalefetle iktidarın normalleşmesi bu kadar büyük bir, bu darbe girişimi sonrasında yaşananlar, uzlaşması, Türkiye'ye anlaşması maliyetleri değil, üzerine nasıl bir etki yaratır? Yani bu geçmiş dönemdeki yanlış hallere bakınca tersinden doğrusunu anlamak mümkün. Yıkıcı, bölücü bir dil. Ayrıştırıcı bir dil. Yani Kemal Bey dönemini Elfin Hanım savunabilir ama o Deniz Baykal dönemini aynı şekilde. Yani bir hukuki zemin var. Hukuk da belli. Cumhurbaşkanları bundan önceki dönemlerde nasıl seçilmiş, hangi anayasa maddelerine göre seçilmiş belliyken bir 367 kararı, argümanı üretiyorsunuz. Bir gazetede bir yazı, bir eski savcının yazısı. Sonra bunu parti olarak destekliyorsunuz. Kitleleri buna göre mobilize ediyorsunuz. Deniz Bey kusura bakmasın, yani rahmetli arkasından konuşuyoruz ama yani siyasetçinin arkasından konuşulabilir. Biraz öyle düşünelim. Yani oyunu, siyaset oyununu biraz askerlerle oynama eğiliminde olan bir siyasetçiydi. Pek o manada iyi izler bırakmadı. Kemal Bey bunu yapmadı. Böyle askerlerle darbecilik oynayan bir genel başkan olmadı. Ama onun da başka sektör tavırlarını gördük. Şimdi ayrıntılarına girmeyelim çünkü yeni bir genel başkan var ve bu yeni genel başkan değişik hassas konularda
normalleşme zeminini de üretmiş olan bir genel başkandır. %37'yi aldıktan sonra bu daha sağlıklı bir zemine geldi. Hükümetle uzlaşıyor, mutabakata varıyor falan değil. Gayet kuvvetli mitingler yapıyor. Çay mitingi yapıyor, buğday mitingi yapıyor. Kitlesini Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki %40'ın üzerine çıkması için bir gayret sarf ediyor ve doğru işler de yapıyor. Toplumun genelinden de böyle bu sekter bir parti, işte lider ortalığı karıştırmaya çalışıyor veya gerilimlere, kutuplaşmalara oynayan bir lider görüntüsü de vermiyor. Evet. Dolayısıyla muhalefetini yapıyor. Muhalefet zaten demokrasi teorisinde muhalefet başka, iktidar başka. Muhalefet iktidarın yerine oynayacak. Farklı tabanlar, farklı öncelikler, farklı hassasiyetler, bu doğaldır. Ama ülkenin toprak bütünlüğü, ülkenin rejimi, devlet kadrolarının liyakati gibi konularda kutuplaştırıcı bir dil kullanılmayacak. Kutuplaştırıcı hükümet açısından atamalar yapılmayacak. Hı-hı. Muhalefet açısından da ne bileyim işte ülkenin milli menfaatlerine aykırı çizgiler. Hı-hı. Bu da bizim görüşümüz diye savunulmayacak yani. Türkiye'nin evet. Âli menfaatleri var. Dış politikada âli menfaatleri var. Bir takım jeopolitik rekabet alanları var. Yabancı rakip aktörlerle verdiği kıyasıya jeopolitik mücadeleler var. Oralarda Türkiye'nin partisi olmaya devam edeceksiniz. Özgür Bey de son dönemde bu dille konuşmaya gayret ediyor. Bunu görüyoruz. Millet de görüyor. Dolayısıyla AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerinde bundan sonrası siyaset normalleşiyor. Siyaset normalleştikçe AK Parti'nin CHP ile ilişkileri daha ne diyelim rekabet anlamında daha zorlu bir rakiple karşı karşıya kalıyor. Yani siyaset yumuşadıkça CHP AK Parti için daha zorlu bir rakip olmaya başlıyor. Kutuplaşmadan... Yani tam aksine bu normalleşmenin iktidara yaradığı yorumuna hiç katılmıyorsunuz. Hiç katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Zamana ihtiyacı olduğunu anlıyorum. Yani bu dönem, bu 3 ay, 6 ay, 1 sene içinde sert bir dil iktidara da yaramazdı. Hı-hı. Muhalefete de yaramazdı ama uzun vadeli, orta uzun vadeli baktığınız zaman normal bir siyaset zemini, sakin bir siyaset zemini, doğru politikaları savunması şartıyla muhalefete Hı-hı. daha fazla yarayan bir hikaye. Eski dönemlerde Baykal ve Kemal Bey zamanlarında CHP %24-25 bandına oturmuş ve öğrenilmiş çaresizlikle zaten biz 30'a 35'e çıkamayız duygusuyla o tabanı sürekli konsolide eden 25 garanti olsun, 25-26, 24-26 oyunu oynanıyordu. 37'ye fırlayınca AK Parti'nin de vahim hatalarının da bir yansıması olarak elbette kendi adaylarındaki doğru isimleri seçmiş olmalarının da CHP açısından söylüyorum etkisiyle 37'ye çıkınca daha normal, daha makul ve 24'lere 25'lere razı bir CHP olmaktan çıkıp pekala Ecevit'in 77'de elde ettiği 42'nin de üzerine belki 42'ye 40'ın üzerine çıkabilme amacına yönelen bir CHP ayrı bir dil kullanmaya başladı. CHP tabanındaki bir takım sekter gruplar, sosyal medyadaki troller bundan rahatsız olabilir. Küçük olsun bizim olsun diyebilir ama yani Özgür Bey o konularda da pek onlara taviz verecek gibi de durmuyor. Doğru gidiyor. AK Parti açısından bakıldığı zaman da o da kendi tabanını sertleşmenin, kutuplaşmanın olduğu zamanlarda o 40-45 bandında konsolide edebiliyordu. Artık öyle bir taban da kalmadı. İnsanlar neyin ne olduğunu da gördüler. Sertleşmeye prim veren bir taban o tarafta da bu tarafta da yok. Türk seçmeni zaten iyi bir seçmendir. Yani 1950'den beri öyle çok yanlış yapan bir seçmen değildi. Çok ince bir ayar. Mart seçimlerinde başka bir ayar. Mayıs seçimlerinde 2023'te başka bir ayar. Her iki partiyi de dengeledi. CHP'yi birinci parti yaptı ve siyaseti normal bir zemine oturttu. Özgür Bey'in yaptığı bu normal zeminin icabını yapmak, gereğini yapmak. O normal zemine, dünkü açıklamalarda o normal zemine oturtmanın bir parçası kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle yansımasıydı, devam ediyor o çizgide. Yani inşallah bir daha böyle şeyler yaşamayalım. Yani sadece o günle sınırlı değil, sonuçları, toplumsal sonuçların ne kadar ağır etkileri olduğunu mağduriyetleriyle yani yüz binlerce insan. Dün ben Tayyip Bey'in konuşmalarında bir sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Tayyip Bey'in konuşmalarında mesela bu işte 15 Temmuz'la ilgili muhalefet partisinin açıklamalarını hala kendi konuşmalarında işte şöyle dediler böyle dediler diye bakıyorum. Yok Özgür Bey öyle demedi. Yani 6 ay öncesinden 8 ay öncesinden Kemal Bey'in argümanlarıyla siyaset yapmaya devam ama ediyor Tayyip Bey. Bunun geçerliliği yok. Bu Özgür Bey öyle konuşmadı. Ne röportajında öyle konuşuyor ne başka konuşmalarında öyle konuşuyor. Tayyip Bey'e malzeme verecek bir muhalefet yok artık. O zaman bu dediğiniz yerden ben gündeme geçeyim. Bir daha böyle karanlık günler ülkemizde yaşanmasın. Böyle bir daha ağır İnşallah. Sonuçlarını görmeyelim. 15 Temmuz'da olduğu gibi buradan sizin dediğiniz bu normalleşme ve Özgür Özel gündemine geçerek ben Elfin Hanım'a sormak istiyorum, bilmiyorum başka eklemek istediğiniz yoksa eğer çünkü bugün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da erken seçime ilişkin açıklaması var, sıcağı sıcağına onu da ekleyeyim, diyor ki erken seçim tartışmaları spekülatiftir.
Yani şu anda böyle bir gündem yaratmak spekülatiftir dedi. Özetle kısacık bir cümlesi üzerinden. Erken seçim tartışması spekülatif mi? Gürkan Zengin'in normalleşme aksine iktidarın karşısında muhalefeti güçlendiriyor. Bir rekabeti de aradaki rekabeti artırıyor yorumuna katılıyor musunuz? Tabii şimdi şunu gözlemleyebiliyoruz. Yani bu normalleşme sürecine girdikten sonra özellikle yani Gürkan Bey'i tenzih ederek söylüyorum. AK Parti'ye yakın seçmenin işte yani daha yakın olan isimlerin bu süreci daha olumlu yani Özgür Özel'in nezdinde özellikle seçmen özelinde düşündüğümüzde Özgür Özel'in nezdinde daha olumlu bir etki bıraktığını gözlemleyebiliyoruz. Yani bu işte bugüne kadar biraz daha anlaşmaz uzlaşmaz tavır içerisinde gözüken Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha anlaşır uzlaşır bir tavır içerisine sokan bir genel başkan prototipi çiziyor. Ama bir yandan da şunu da unutmamak lazım. Çok geniş bir toplumsal muhalefet var. Yani bu geniş toplumsal muhalefetin önemli bir kısmı ekonomi politikalarına itiraz ediyor. Bir diğer önemli kısmı devlette işte az evvel anlattığım kayırma. Bunu hiç azımsamayın. Bakın bu yakınlarda KPSS sınavları var vesaire. Yani insanlar o kadar ağır çalışıyorlar, didiniyorlar, bir ömür okuyorlar bir yere girip çalışabilmek için. Sonra işte ne bileyim mülakatlarla eleniyorlar. Bir yakının var mı yok mu diye eleniyorlar vesaire. Bu alanlardan şikayetçi işte ne bileyim eğitime ulaşmakta işte dediğim gibi kayırmada ekonomide diğer alanlardan şikayetçi toplumsal muhalefetin de bir takım dertleri var. Yani bu toplumsal muhalefet de yani toplum içerisinden yükselen bu muhalefet de aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na çok ciddi muhalefet etme sorumluluğunu da yüklüyor. Yani şu anda Özgür Özel'in girdiği yolda aslında iki omzunda iki farklı sorumluluk bulunmuş oluyor. Birincisi işte az evvel bahsettiğimiz AK Parti seçmenine karşı daha yumuşak bir intiba yaratmaya çalıştığı, birazcık ön yargıları kırmaya çalıştığı, biraz da çok özür diliyorum. Halkın sorunlarını çözmek üzere girişimde bulunduğu bu normalleşme sürecinin sorumluluğu var. Diğer taraftan da dediğim gibi toplumsal muhalefetin sorumluluğu var. Bu ikisi aynı anda nereye kadar taşınır? O konuda da benim tereddütlerim var. Yani nedir bu? İşte ilk görüşmeden sonra toplumsal muhalefetin kimi alanlarda beklediği çözümlere yönelik örneğin işte 28 Şubat davasından yargılanan paşaların serbest kaldığını gördük. Fakat onun ardından gelen süreçte bu sadece hani tutukluların hükümleri yani davalar üzerinden işleyen bir şey değil. Aynı zamanda işte emekliye zam ya da işte çiftçiyle ilgili bir takım talepleri vardı. Bu görüşmelerden toplumsal muhalefetin çıkarına ve faydasına bir takım sonuçlar çıkmamaya başladıkça bir memnuniyetsizlik oluşma ihtimali var Serap Hanım. Bu tabii biraz daha süreç ilerledikçe ortaya çıkabilecek ve değerlendirebileceğimiz bir unsur. O yüzden de hani şu anda bunun bir gözlem aşamasında yani bu sürecin bir gözlem aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Sanıyorum 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta bir daha bir araya gelinecek. Evet. Fakat tabii şuna da döndü yavaş yavaş yani her buluşmadan sonra bir çıktısı olması bekleniyor. Tabii ki yıllardır ülkede olumsuz giden işlere dair muhalefetin itirazı olduğu için. Fakat bir çıktı olmadı mı da bu sefer ne konuştunuz? Yani hani o zaman niye bu kadar sıklıkla konuşuluyor? Yani çok önemli bir konu oldu bir araya gelinir ama böyle sanki rutinleşmiş gibi. Ama Kıbrıs'ta da zaten baş başa bir görüşme değil. Oradaki tabii anma törenleri çerçevesinde hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan yani Özgür Özel de demişti kendilerinin önden bir programı var ayrı gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz de Sayın Bahçeli ile birlikte gideriz dedi. Ya orada muhtemelen o törende resmi olarak herkesin bir arada olduğu bir anla sınırlı bir... belki birlikte bir kahve içilebilir belki. Ama orada baş başa olacağını zannetmem. Yani orada daha samimi bir fotoğraf dediğiniz gibi bir çay kahve içmeye yani varır mı onu göreceğiz. Onu belki bu kapsamda düşünmeyebiliriz. Ama dediğim gibi yani iki omzunda terazinin iki ucunda iki farklı ağırlık, iki farklı sorumluluk, iki farklı yük var. Bunu aynı anda hiç dökmeden, taşırmadan taşıyabilmek
çok da kolay değil. Bir taraf ağır bastı mı Türkiye'nin muhalefetsizleşme riski var. Özellikle o ağır bastığı vakit ki bence AK Parti'nin arzuladığı bir dönem en azından ekonomi iyileşene kadar muhalefetin daha sakin bir tempoda sürdürülmesi. O olmaya başladığı vakit insanlarda bu seçimle yeşeren, 2024 seçimleriyle yeşeren umudun da yok olmaya başlaması söz konusu olabilir. Yani çok önemli bir hassas bir denge bence Cumhuriyet Halk Partisi için. Gözetilmesi gereken dengeler. Ama zaten hani şöyle de konuşmamak lazım değil mi? Sanki her hafta veya iki haftada bir kabine toplantısına giriyormuş gibi Özgür Özel. Ama zaten o hafta bir değil şey yani. Öyle bir şey yok zaten. Hani o kadar sık da görüştüklerini düşünmüyorum doğrusu isterseniz. Başta biraz öyle 40 gün arayla öyle üst üste olunca sanki hep böyle 40 gün ama öyle olmayacak. Yani, tabii önemli canım. Olan bir memleket meselesi elbette. Varsa, bir sorun varsa orada buluşabilmeyi, yani, becermek zaten olmalı. Zaten 2026'nın Mayıs'ı diye tarihi böyle ifade etmedi ama tarif etti Özgür Bey. 2026 Mayıs'ın seçim Nisan Mayıs'ın seçim erken seçim için seçimin erken alınması. Yani bugün tabii şu anki konuşmalar da zaten bugün erken seçim değil de işte 2025'in sonbaharında konuşulmaya başlar ifadesi üzerinden. Yani 2026'nın sonbaharı, 2007'nin baharı, 2027'nin baharı. Bu ikisinden birinde seçim olacağını düşünüyorum. Sizce Ersin Hanım 2026'nın sonbaharı ya da 2027'nin baharı, ilk baharı. Şimdi ama 2028 olmayacağı kesin tabii, onu biliyoruz. Kesin diyorsunuz. Yani başka türlü Sayın Cumhurbaşkanı aday olamıyor. O çerçevede kesin diyorsunuz. Evet. Şimdi bir erken seçim olacağı kesin ama ne kadar erken kısmını biraz tartışmaya açık. Şimdi tabii genel pratiklere baktığımız vakit meclis ve milletvekilleri 2 yılı doldurmadan bir kere seçime gitmiyorlar. Dolayısıyla 2 yılın dolması, yani emeklilik haklarının alınması buna dahil. 2 yılın dolması 2023 Mayıs'ında... Bu olması çok fena bir şey değil mi? Yani böyle bir şey gerçekliği. Var yani. Kimse gitmez 2 yıldan evvel şu meclis. Yani, 2023 Mayıs desek, 2024 Mayıs, 2025 Mayıs'tan önce zaten hani meclisin seçim kararı alması çok beklenen bir durum değil. Onun dışında tabii biraz da her iki tarafın da toparlanması mevzusu var. Yani yeni bir seçimden çıkıldı yerel yönetimler. Fakat bu ekonomik yükü de çok fazla taşıyamayacağını düşünüyorum Türkiye'nin de seçmenin de. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi belirli bir süreden sonra erken seçim, yani işte 2026 satım halinde, ben de Gürkan Bey'e katılıyorum, artık bir erken seçim çağrısını daha ciddi olarak gündeme getirir duruma gelecektir. Şimdi erken seçimin tarihini belirleyecek olan ekonomi. Evet. Yani tabii Özgür Bey ve Tayyip Bey'in ikisinin gözü de ekonomide. Tayyip Bey enflasyon makul seviyeleri düşünceye kadar yapmak istemiyor. Özgür Bey de o seviyelere düşmeden yaptırtmak istiyor. Dolayısıyla ikisinin de Tayyip Bey tarih vermedi ama Özgür Bey'in tarif ettiği tarif Mehmet Şimşek'in ihtiyaç duyduğu 2026'nın sonu değil, işte 2026'nın baharı en geç. Çok anlaşılır bir durum yani. Çünkü Mehmet Şimşek dedi ki 2026'nın sonbaharında tekhaneli rakama düşebiliriz. Geleceğiz. Tayyip Bey de ondan önce seçim istemeyecektir. Ama Özgür Bey de onu bekleme gibi bir şey yok. Mecburiyeti yok. O da diyor ki hayır, ben senin enflasyonu tek haneye düşürmeni beklemek zorunda değilim. Ne zaman? İşte en geç 2026'nın Nisan-Mayıs ayları. Bunu dayatma şansı var mı? Biraz var. Nasıl? Niye var? Çünkü parlamento dengeleri itibariyle erken seçim kararını çıkartabilmek için malum 360 milletvekili gerekiyor. 360 milletvekili ne AK Partisiz ne CHP'siz bulunabilen bir şey değil. Uzlaşmak zorundalar. Uzlaşamazlarsa, Özgür Bey dedi ki uzlaşamazsak o zaman Tayyip Bey dönemini tamamlar. 2028'de olur seçim. CHP'siz ve aday bir formül, olamaz. CHP'siz bir formül göre. Bulamıyor mu AK Parti? Bulamaz. Öyle bir denge yok. Parlamentoda sandalye sayıları belli. Bulamıyor. Eğer erken seçim yapılmazsa da Tayyip Bey bir daha aday olamıyor. Özgür Bey'in ya da CHP'nin ödeyeceği bedel 2028'e kadar beklemek olur. Ama o tarihte de Tayyip Bey artık karşısında Cumhurbaşkanı adayı olarak olamayacaktır. Anayasaya göre bitiyor. Erken seçim olması için de CHP ile anlaşması lazım. CHP de diyor ki anlaşırsak tarihte anlaşmak zorundayız. O tarihte dönemin tamamlanmasını budur. Yani o ilk seçeneği, rutini niye CHP beklemek istemez? Hangisini? Hangi yani, rutini? 2028 mi? Evet. Bir, kendi tabanından ciddi bir baskı var. Kendi tabanından ciddi bir baskı var.
hadi seçim, hadi seçim baskısı var. İki, hakikaten şimdi enflasyon yavaş yavaş da olsa yani düşüyor gibi bir görüntü var. Yani AK Parti böyle bir formülü zaten seçim yenileme kararıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha aday olamayacaksa dönem bittiğinde. Evet. Onu bekleyip kendi adayıyla seçime gitmeyi... Başka bir adayla mı? Kendi adayı dediğiniz? CHP için diyorum. CHP için. Yani karşısında rakip olarak Erdoğan'ı görmeyeceği bir adayla seçime gitmeyi olan tarihinde niye istemez? Şey yapabilir, isteyebilir. Hı. Ama 2028'e kadar kendi tabanını tutabilecek mi? Bir de şöyle bir risk var. Ekonomi toparlanacak olursa, gerçekten %10'un altına Mehmet Şimşek indirirse 2026 sonu değil de 2027 sonunda mesela. Evet. Ve o zaman AK Parti'nin ekonomiyi yeniden düze çıkan, yaparsa AK Parti yapar diye bir laf var ya, %10'un altına yeniden ekonomiyi indirmiş bir parti olarak AK Parti seçime gidebilir. Tayyip Bey olmasa bile pekala bir destek görebilir. O da tabii CHP'nin politikalarına bağlı olarak bir şey ama ekonomiyi niye başarmış bir partiyle seçime gitmek istesin ki Özgür Bey? Ekonomiyi yeniden düze çıkartmış bir parti görüntüsünü yaratmak istemiyor. Öncesinde gitmek istiyor. %70 değilse %60, %50, %40 enflasyonla gitmek istiyor. İster muhalefet partisidir. Daha erken düzeltin enflasyonu kardeşim der, diyor. Ama enflasyonu halletmiş bir AK Parti ile seçime gitmek istemeyecektir diye düşünüyorum. Belki buna sizin de yorumunuz vardır Elfin Hanım ama bu saatin sonuna geldik. Bölmek istemem o yüzden. Eğer yanıt vermek isterseniz kısa bir ara birkaç dakikalık sonrasında size dönerim. Başka başlıklar da var elbette. Devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Para gündem devam ediyor. Son olarak bu erken seçim tartışmaları çerçevesinde Gürkan Zengin dedi ki elbette CHP ekonomide yani tüm verilerin en iyi seviyeye gelmediği dönemde seçime gitmeyi tercih eder. Gelmeden cümlede önce. Biraz tuhaf oldu ama yani enflasyon tek haneye düşmeden özetle seçime gidilmesini tercih eder dedi. Elfin Hanım yorumunuz var mı az önceki ifadelere? Serap Hanım, öncelikle sizin sorunuz önemli bir soruydu. Ona yanıt vermek istiyorum. Yani niye son ana kadar bekleyip Erdoğan'ın işte 3. dönem aday olamayacağı bir iklime kadar sürüklemek istemez dediniz. Tabii şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 2024 yerel seçimden birinci parti çıkınca artık stratejisini iktidar olma üzerine kurmalı ve bu strateji de hani Erdoğan'ın bir daha aday olmayacağı bir döneme yönelik olması çok çaresizlik görüntüsü verir. Dolayısıyla bunu hiçbir şekilde dikkate, yani böyle bir şeyi dikkate almaz ve aday olsun ister. Yani evet. Devam ediyoruz para gündeme. Elfin Tataroğlu'nun az önceki ifadeleri yarım kaldı. Dediniz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olmadığı seçimi beklemek onun adına özgüvensiz bir tutum mu olur dediniz. Sizin doğru ifadenizi duyayım tabii. Daha doğrusu yanlış da sözcük kullanmak istemem. Buyurun. Yani bunu beklemek tabii ki iktidara yürüyen bir parti için dediğiniz gibi bir özgüven eksikliği olur. Yanlış olur yani böyle bir şey beklemesi. Cumhuriyet Halk Partisi zaten 2024'ten sonra iktidara talip yürüyen bir parti. Dolayısıyla bunun altyapısını kurması lazım. Toplumda da böyle bir, dediğim gibi, toplumsal muhalefet, yani toplumda da böyle bir beklentiler zinciri var. Sadece ekonomi alanında değil, yani birçok alanda bu tür beklentiler var. Bence AK Parti biraz bu noktada tabii ki ekonomiyi başat sorun. Onu kabul ediyorum. Ama tek sorun değil artık. Tek sorun olmadığı bu yaşanan ekonomik yıkımda. Şimdi belki parametreler düzelebilir ama insanların hayatında yarattığı yıkımı düzeltmek aynı derecede kolay olmayacaktır. Şimdi geçtiğimiz işte 1,5-2 yıldan beri çok ciddi sıkıntılar içerisinde yaşıyor insanlar. Diyelim ki 2026 sonu 2027'de düzelecek ekonomi. Diyelim ki yani. Evet. İnsanların bunu hissetmesi. Şimdi insanlar 1,5-2 yıl konut krizi yaşayacak, barınma krizi yaşayacak, gıda krizi yaşayacak. Çocuklarını okutanlar okul krizi, sağlık sorunlarıyla uğraşanlar sağlık krizi. Yani bu travmaları iyileştirmek, biz enflasyonu düşürdükle hemen olacak işler değil.
bu başka alanlara yayılan bir dizi memnuniyetsizliği de tetikler. Zaten yüksek enflasyon sosyal çöküşü dahi sağlayabilecek bir canavar, yani bir unsur maalesef. Dolayısıyla kolay değil. Yani parametreleri düzelttik, sizin de hayatınız hemen düzeldi noktasına gelmek çok zor. Bu arada çok ciddi sosyal patlamalar da yaşayabiliriz. Özellikle bu kira tavan işte oranının %25'in kaldırılması, hı hı, önümüzdeki günlerde konut kriziyle ortaya çıkabilecek kiracı ev sahibi çatışmaları ve başkaca unsurlarla birlikte çok kolay bir süreç değil iktidar için. Evet. Bunu gören muhalefet muhakkak ki Türkiye'ye umut olmak adına bir erken seçim iklimi ve atmosferi yaratmaya çalışacaktır. Fakat burada bir şeyi de unutmayalım tabii. Yani muhalefetin erken seçim demesi kadar ve belki ondan daha da önemli, MHP'nin de bir gün erken seçim derse eğer, öyle bir noktaya gelirse demesi çok kritik anlam ifade eder. Ki bugüne kadar genelde de hani erken seçim kararları Sayın Bahçeli'den gelmiştir, MHP'den gelmiştir. Yani sanki sadece CHP erken seçim çağrısı yapabilir kanaatine sahip olmak da çok doğru değil. Gelen günler ne getirir bilemeyiz. Evet, erken seçime ilişkin artık sanıyorum tamamladık. Ben yani insanların kafasında yanlış bir şey kalmasın. Yani sayı olarak MHP'nin desteği de yetmiyor ama Elfin Hanım haklı. Yani parlamentoda yasa çıkartabilmek için MHP'nin desteğine ihtiyacı var. Yani yasa çıkartamayacak bir hale gelirse, yani MHP dersek ben erken seçim istiyorum, o kararı alamaz. 265 artı 50, 315 milletvekili, 360 olmalı. En az 45 vekil daha lazım falan ama seçim kararı almak için 360 gerekiyor ama yasa çıkartmak için 301 gerekiyor. MHP o desteği çekerse hükümet yasa çıkartamaz hale gelir. Dolayısıyla o da sürdürülebilir bir durum değil. Erken seçime mecbur kalabilir. O anlamda dediği doğru ama sayı 360. Yani sayısal olarak baktığımızda böyle bir tablo yok. Doğru söylüyor Gürkan Bey ama işin psikolojik etkisi var. Yani MHP'nin psikolojik etkisi daha farklı olur. Çünkü onlar iktidar ortağı. Yani neticede onun etkisi farklı olur. CHP'nin yaratacağı psikolojik iklim farklı olur. Tabii ki bahsettiğimiz şey bir psikolojik iklim. Yoksa böyle bir mecliste hadi seçime gidiyoruz deyip seçime götürecek bir çoğunluk yok. Bu bir vakia. Evet, peki. Bu arada Esad'dan bir kısacık bir yorum var Türkiye ile normalleşmeye ilişkin. Bir 10 dakikamız kaldı, 8 dakikamız hatta. O yüzden onunla ilgili değerlendirmelerinizi almak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan her an bir davet götürebiliriz. Aracı, arabulucu da Putin olacak dedi özetle. Ama onun ardından görüşme içeriye bağlı diye bir yanıt verdi Suriye Devlet Başkanı Esad. Eğer Suriye'nin çıkarlarına uygun olursa bu buluşma içerik, görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Şimdi Gürkan Zengin size sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında bir nevi elini uzattı, yani davet gönderebiliriz ifadesine yeterli bir ışık mı bu normalleşme görüşmesi için? Değil. Değişik yayın organlarında değişik ifadeler duyuyorum. Bu da var. İşte içeriğine bağlı olarak kabul edebiliriz ifadesi de var. Mesela Türk askerinin çekilmesi, Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi. Zaten bu daha önceki de şartıydı. Hı hı. Bunu bir kez daha tekrarladığına dair haberler de var. Bu sadece ön koşul mu yoksa bunu değerlendirme ne olduğu konusunda net bir ifade yok yani sanırım. Tam bir bütün metni, o Arapça orijinal metni görerek bir bakmak lazım ama hı hı, sonuçta hala böyle nazlanıyor görüşmek için. Ben zaten bu görüşmenin ne kadar bu zeminde Rusya'nın oyun planı değişmediği sürece ne kadar anlamlı, ne kadar işlevsel ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek bir görüşme olabileceğini düşünemiyorum doğrusunu isterseniz. Türkiye'nin iki temel talebi var. PKK ile mücadele ve sığınmacıların geri dönüşü. Evet. Bu iki konuda da ben süreniz fazla olmadığı için uzatmayayım. Bir 3 dakika. Beşar Esed'in ne niyetinin, yani PKK ile mücadele ve sığınmacıların geri alınması konusunda ne niyetinin ne de gücünün, kuvvetinin, kudretinin olduğuna inanıyorum. Bu normalleşme normalleşmenin Esad'a getireceği faydalar yok. Çok mu? Olur. Olur. Ya bak gördünüz mü, işte Türkiye'yi kendi çizgime getirdim. Yeniden beni muhatap aldı, davet ediyor. Bu gibi kazanımları var. Bizim ne kazanımımız var tartışılır. Yani mesela Suriye'nin kuzeyinde yapılması istenen o seçimin yapılmamasını Esad da istemez mi? Burada ortaklaşılamaz mı? İster. Ülkenin bütünlüğü deyip duruyor çünkü. İster de onu hayata geçirecek gücü yok.
Yani Amerika'nın kontrolündeki bölgelere askeri müdahale yapacak gücü yok. Siyaseten bu seçimi yapmayın dediği zaman herhangi bir sonuç elde edebilecek gücü yok. Türkiye'nin var. Türkiye'nin çok canı sıkılırsa, canı çok sıkılırsa ama girer o alana, müdahale eder. Daha önce 4 defa ettiği gibi, bu benim varoluşsal toprak bütünlüğüme tehdittir der, alana girer. Amerikalılar da bunu biliyorlar. Evet. Beşar Esed'in o alana girme gücü yok. Beşar Esed'in hala PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanma niyeti var. Ruslar da Kürt kartını bırakmış değiller. Benim şu anda gördüğüm. Ben o yüzden Şam'a hiç bakmıyorum. Ben Moskova'ya bakıyorum. Moskova arazinin genelinde, sadece Suriye değil, Gazze, Lübnan, bütün o alandaki jeopolitik tabloyu bir yeniden okumaya tabi tutar ve Ankara ile Şam'ın artık normalleşmesi gerektiğini düşünürse, Şam ve Ankara'nın Kürt meselesinde, PKK işinde, güvenlik meselesinde ve sığınmacılar konusunda Şam'ın bileğini bükerse, mesela 1-2 milyon sığınmacıyı geri alabileceği bir zemini, o zemin de var, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı, onu uygulatmaya başlarsa Rusya, o zaman bir şeyler olur. Şam'la Ankara konuşmalıdır ama bunlar görünmüyor. Bunlar yokken sadece Beşar Esed'in PR'ı, halkla ilişkilerine hizmet edecek. Bakın gördünüz mü? Arap Birliği'ne de yeniden üye oldu. Evet. Kendini güçlü hissediyor. İşte Türkiye'de pozisyonlarından geri adım attı. Benimle görüşmek istiyor ama ben nazlanıyorum. Öyle bir tablo var. Yani. Sizce Elfin Hanım bu açıklama ne getirir? Buna bir adım daha gelir mi bundan sonra? Tabii biz öncelikle iktidarın politik görüşü olarak, yani Suriye yaklaşımı olarak Suriyeli sığınmacıların geri dönmesi için görüşmelere başlayacağız demesine olumlu bulmuşken, yani daha biz o aşamaya yeni gelebildik, yani o bizim ciddi bir zaman kaybı Türkiye açısından. Biz o aşamaya yeni geldik ama tabii karşıda şöyle bir sorun var. İşte 2 milyon, 1 milyon, 3 milyon her neyse insanı geri göndermek istiyorsun Suriye'ye. Esad da şu anda diyor ki peki bundan benim kazancım ne olacak? Yani ben burada neyi sağlamış olacağım? Burada ben de Moskova'nın, tabii Putin'in arabuluculuğunu çok önemsiyorum. Yoksa zaten yani bir iç savaştan çıkmış gelmiş ve zaten düşman olarak gördüğü, muhalif olarak gördüğü, kimi zaman terörist olarak gördüğü bir gruptan bahsediyoruz. Yani Esad penceresinden baktığımızda. Dolayısıyla geri almak için muhakkak arada bir arabulucunun olması, bir takım belki karşılıklı anlaşmaların, tavizlerin verilmesi gerekebilir. Bunun yapılması şarttır. Yani ben burada hani Esad'ın PR'ının yapılıp yapılmamış olmasını da çok önemsemiyorum açıkçası. Yani Türkiye'nin güvenliği açısından bir şekilde bu görüşmelerin ilerlemesi, belirli bir noktaya gelmesi ve insani ve vicdani koşullar altında geri dönüşü şartlarının sağlanması Peki, gerektiğini Temmuz düşünüyorum. Peki Temmuz ayında Sayın Özel'in görüşebileceği, Esad'la görüşebileceği söylendi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme olursa elbette bunu da bekleriz denmişti. Yani şu anda bu kısa vadede böyle bir temas olmayacaksa, resmi temas Temmuz ayında gerçekleştirecek mi bu durumda Sayın Özel? Yani birebir tabii ki bunun cevabını sizden alamayabileceğimi biliyorum ama yani buluşur mu sizce? Temmuz'da böyle bir buluşma olabilir mi? Aldığınız duyum varsa o çerçevede sorayım Elfin Hanım. Benim böyle aldığım, yani Temmuz ayı için böyle bir duyumum yok. Bilemiyorum tabii. Hani görüşebilirler böyle bir şey kurulmuşsa. İrtibat. Tabii ama görüşmenin içeriğini açıklamak, bunu kamuoyuna takdim etmek de önemli. Yani ne şekilde bir görüşme olduğu. Yoksa tabii ki görüşülebilir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Doldu zannediyorum vaktimiz, değil mi? Son bir değerlendirmeniz varsa, bir dakikamız var. Ben sizi çok hızlı sıkıştırdım. Habertürk röportajında Özgür Özel bu Suriye meselesini Fevzi sorduğunda hala o Temmuz ayındaki görüşmenin olabileceğini, işte haber beklendiğini, ilk işaretlerin olumlu olduğunu falan. Teşekkür ederim. Ben de yayındaydım. O kısmı mesela evet, bunlar vardı. Dolayısıyla görüşme takvimi herhalde devam ediyor. Ben eğer zemin, dediğim gibi, Moskova kaynaklı olarak değişmeyecekse, Tayyip Bey'in görüşmesi ne kadar yanlışsa Özgür Bey'in görüşmesinin de o kadar yanlış olduğunu fazladan ama bir de... Ama Moskova'nın tavrı komple nasıl değişebilir? Yani o çerçevede şu anda bir görüşme talebi, yeşil ışık, olumlu bir hayır, şey gelirse... Hayır, görüşme talebiyle ilgili değil. Esad'dan. Görüşme talebi var. Ruslar istiyorlar Türkiye'ye. Ruslar istiyorlar da Esad öyle şu an çok... Sığınmacılar Esad, konusunda Esad'ın bileğini bükecek mi, bükmeyecek mi? Ben Moskova'nın tavrı derken asıl onu kastediyorum. Al buradan 500 000 sığınmacıyı geri al. Şu Birleşmiş Milletler zemininde onlara güvenli bir alan yarat ve Türkiye'yi rahatlat. Bunu yapacak mı? PKK ile mücadele konusunda da. Mesela ayrıca kendisi Membiç, Tel Rifat gibi alanlardan biraz
Türkiye'yi rahatlatacak şekilde kendisi Rusya geri adım atacak mı? Alanların kontrolünü Türkiye'ye bırakacak, bazı emareler gösterecek mi? Bunlar olursa Ankara-Şam evet. görüşmeleri olabilir. Moskova'nın tavrı bu bakımlardan önemli. Yoksa görüşmeyi ister. Hani görüşürsün, edilsin, Ankara-Şam diyalog kursun. İşte Putin açısından iyi şeyler bunlar. Ankara-Şam'ın evet. konuşması, tercihen Moskova'da buluşmaları falan. Ama zemin ne? Hangi zemin? Bu sığınmacıları alacak mı bu adam, almayacak mı? PKK ile mücadele edecek mi, etmeyecek mi? Türkiye 3-4 askeri harekatla bilfiil Suriye'nin toprak bütünlüğüne hizmet etmiştir o harekatlarla. Amerika orada bir devlet kurmaya çalışıyor. Tabii. Gerçi Trump'ın gelişinden sonra ne olacağı da yine yeniden ayrı oturması bir gereken baştan. Bir ortam. Ama özgürlüğü açısından yani yarım milyon adamı katletmiş bir Beşar Esed'le hiçbir sonuç almayacağı bir görüşme yapması, yarın bu adamın durumu belli olmaz. Orta Doğu tarihinin en büyük katliamlarını yapmıştır. Gene yapar. Aha. Ve CHP Genel Başkan Özgür Bey çok zor durumlarda da kalabilir önümüzdeki aylarda veya seçime gidilen ortamlarda. Evet, süremiz de oldu ama kısacık Elfin Hanım, buyurun. Yani ben de hani böyle bir bilgim yok derken bir anda aslında da tahminimi de ilettim. Yani ben de zaten Esat'ın Temmuz ayı içerisinde böyle bir görüşmeyi Türkiye'den ilk görüşmeyi CHP ile yapmasını çok olası bulmuyorum. Anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum Elfin Hanım, Elfin Tataroğlu. Çok teşekkürler Gürkan Zengin. Çok teşekkürler değerli katkınız için bugün. Bu arada bizler hemen sonra Mehmet Ayan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu konuk edecek hemen para gündemin ardından. Yarın sabah 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.